teşekkürlerimizden. Doğar tekrar geliriz. İkinci kere gelmenizin bir sebebi varmış. Sebebi şu, ben gelinimle küs geldim. Niye? Evet. Bugünün, hatta bu haftanın en güzel sürprizi Beyhan Sultan'dan geliyor. Fenomen, en çok altın dağıtan, en güzel kızlarının ve kayınvalidelerinin olduğu gelinin mutfaktaya hoş geldiniz. Eğer burada bizimle olmak, yarışmak isterseniz www.kanald.com.tr adresinden ya da 0539 570 37 07. Haydi dönelim gelinlerime. Yeşim. Tamamen gönderdin mi? Ya kayınvalidemin zaten artık adeti bu. Her bilezik aldığımızda ortadan kayboluyor. Ben artık ilgilenmiyorum. Sürpriz yaptı büyük ihtimalle. Bence hatta şu anda... Belki bir huzur mu olur acaba burada? Yeşim. Yani, ne dersin? Seyhan var aslında ama yani biz yeteriz ben diye düşünüyorum. Ben Beyhancığımsız yapamam Yeşim. Çok üzgünüm ama Beyhan yoksa ben de yokum dermişim canlarım. Hırsıyalım. Öpüldünüz. Hasretçim, Nurten'cim. Beyhan abla nerede bu arada? Biz hayır, görmedik. Ben bile bilmiyorum yani. Beyhan Hanımcığımın özel bir sürprizi varmış. Bir tek Evren biliyormuş. Hepimiz böyle izleyeceğiz, izleyecekmişiz birazdan. Göreceğiz az sonra. Bir masamız boş. Hemen yakışıklımdan bir şey diyeceğim. İndir bir bak, bak, bak sakal yapmış bak gördüm. Ay, haftasını sakal uzatmış bizimki. Şimdi hazırsanız eğer ilk sürpriz benden gelsin yeni yarışmacılarla ilgili. Hazır mısınız? Ne kadar hazırsınız? Bünyeniz bunu ne kadar kaldırır bilmiyorum ama... Nasıl bir sürpriz? Öyle bir yeni yarışmacı, yeni bir gelin, yeni bir kayınvalide geliyor ki... Allah. Hepinizin ağzı açık kalacak. Allah Allah. Kim bu ya? Çok merak ettim. Hiç isimleri söylemiyorum. Sadece anons yapacağım. Şöyle kenara çekiliyorum rahat rahat. Allah bu Allah. Bu haftanın yeni gelini ve kayınvalidesi alkışlarla geliyor. Sizi özledik. Sizi elemedik mi? Vallahi bizi eleseniz de biz küllerimizden. Kız ben çok üzüldüm siz gidince ya. Ya vallahi ben de çok üzüldüm. Hatta kayınvalidem de üzüldü ama benim kadar üzülmemiştir. Zaten çok da şu an konuşmak istemiyorum. Ay konuşma zaten. Senin yüzünden gittim. Şimdi Evren kulağıma söylüyor. Size de söylemiş olalım. Çok enteresan bir başvuru hikayesi var. Geri dönüş hikayesi de diyebiliriz buna. Birazdan anlatacağız size ayrıntıları. Nasılsınız? Vallahi ben bomba gibiyim. Çok güzel hazırlandım tekrar geldim. Hayatçığım ben çok üzüldüm. Havalı hayat ya. Buraya çok yakışıyordun sen Deniz'cim de öyle. Teşekkür. Çok da iyi gidiyordunuz. Çok niye takmadınız o aldıklarınızı? O altınlar orada kaldı. Yeni bilezikleri altınları almaya geldik. İnşallah. Nasıl yani? Hadi bakalım dur hepsini öğreneceğiz. Hiç panik yok. O altınlar ne oldu? Kime gitti? Hangi borca gitti? Hepsini birazdan öğreneceğiz. O zaman havalı havalı yerinize geçin. Evet. Haydi bakalım. Ben şok. Vay be. Hasretimize dayanamadılar herhalde. Evet sevgili gelinlerim ve kayınvalidelerim. Son biliyorsunuz cuma günü bilezikleri kazandı Yeşim ve kayınvalidesi. Bugünün hatta bu haftanın en güzel sürprizi Beyhan Sultan'dan geliyor. Beyhan Sultan'ı alkışlayın.
bari yapıyor. Bunu ben yapan. De böyle şeyler yapabiliyorum. Neler simsim yaptı? Simsim oyna, simsim oyna. Kafkas danslarını nereden? Ya bak nereden? Şimdi ben bilezikleri aldım. Bugün de bunu yaptım. Sen paraya bilezik aldın, harcadın parayı. Ben parayla getirmedim ya. Bizim mahallenin çocukları bunlar. Bir tek sütü böreği yaptım onlara. Yeni haftada gelinin mutfakta stüdyosu alev alev yanıyor. Birazcık da sıcak oldu. Murat'cığım alsak mı acaba yanmadan? Dikkat et yanma, eşine sonra ne deriz? Oynaya oynaya. Dur Murat oynaya oynaya. Deniz. Geldin efendim? Madem bu hafta bilezikleri almazsan bozuşuruz. Almadan da gitmeyeceğim. Wow. Bir yavrum ya. Almadan gitmeyeceğim. Olmadı. Almadan gitmeyeceğim. Bu size gözdağı olsun kızlar. Kaldırın örtüleri. Püre yatağında, güveçte köfte adı bile güzel. Bugün ne yemek pişirsem diye düşünüyorsanız eğer hemen yazın. Köftesi için 400 gram orta yağlı kıyma, 1 adet yumurta, 1 adet soğan, 1 çay bardağı galeta unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı salça. Püresi için 3 adet patates, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 çay kaşığı tuz. Sosu için 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı karabiber. Bitmedi. Üzeri için 100 gram kaşar peyniri, sunumu için de böyle biraz maydanoza ihtiyacınız var. En çok ihtiyacınız olan şey bolca şans ve yemeğinize sevgi katmak. Beyhan abla ne oldu, suratını ekşittin? Ha? Ekşitmedim. Yeşim yoksa köfte yapamıyor mu? Gayet çok mutluyum. Benim gelinim yapar. Ha? Böyle. Yapar. Ha? Çok mutluyum. Aferin. O zaman sevgili kayınvalidelerim, tüyosuz müyosuz lütfen odanıza çekilir misiniz acaba? Hayır, görüşürüz. Tüyo ne? Bana şu şeyi verdim. İnşallah. Ne yaptın sen yine? Ne? Bakalım kameraya. Beyhan ablada bir değişiklik var. Kaş, göz, gerisi söz. Kaş yaptırmışsın. Evet. Benim de şuralarımda azıcık eksiklerim var. Sana da yaptırayım ben. Kim yaptı? Ben de. Parayı verince yapıyorlar. Ya. Sponsor bulamaz mıyız bir tepsi göreyim? Varsa bulurum ben sana. Tamam anlaştık. Güle güle Beyhan hadi abla. Ay gelin kaynana niye kabul etmiyorsunuz bazı şeyleri ya? Kabul edecek hiçbir şey yok. Çünkü sen lezzetten anlamıyorsun. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Kocaman yapmışsın köfteni, pişirememişsin. O anlamalarınızı hiç özlememişim ya. Değiştim değiştim, artık eski hayat yok karşımızda. Pembe giymeniz sizi değiştirmez. Puanlamanız aynı. Biz altınları kazandık. Daha doğrusu 3 tane çeyrek kazandık. Herkes biliyor. Eve gittik, 2 tane çeyreği bana ver kızım. Borcum var dedi. Aa! Çeyrekleri istedim. Vermedi. Yani her şeyi bekliyordum ama bunu beklemiyordum. Aa! Şu an burada öğreniyorum. Var mı öyle bir şey? Kızlar, süreniz tam 40 dakika. Ha. Lütfen kavgasız, evet, gürültüsüz, yumuşak yumuşak yemeklerinizi yapın. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Sen nasılsın? Hamdolsun iyiyiz. Asıl ben sizleri görmeyeli. Sizler nasılsınız Hayat bakayım? Hayat Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Görevini yaptın mı Sevilay? Aa dur ya. Oturmadan yapayım ben onu bir. Ya bence hiç zahmet etme. Niye? Sevilay. Hiç. Neden? Boşu boşuna zahmet etme. Daha ya ne kaldı kız? İki gün, iki çarpın kaldı orada ama ben hala buradayım. Sen beni göndermeye çalışıyorsun. Ben buraya yerleştim. Belli olmaz o işler. Aa, i̇ki günde de gidilir. Geldiğim günden beri çarpı atıyorsun sen. Çarşamba günü bilezik veriliyor.
He. İki günde de final olur, belki bir şey olur ya. Hele şu şeyi... Allah bilir. Bir alabilir miyim şunu ben? Ne yapacaksın? Boş boşuna sen oraya çarpar ya. Bak, atmana zahmet etmene gerek yok. Ben o çarpıların hepsini böyle attım. Bunun da burada hiçbir gereği yok. Nurten Bırakıyorum Hanım. Bırakıyorum buraya. Ya. Nurten Hanım. Ben zaten buradayım. Nurten Hanım, bir şey diyebilir miyim? Bir dakika. Bir dakika, fotoğrafı da al. O fotoğrafı da al. Sen ne istiyorsun benim fotoğrafımdan? Bunun da burada bir gereği yok. Şey Beyhan Hanım. Anladım. 15 günü de oldu. Şov yapmaya başladın. Sen var ya gerçekten Beyhan'a çok... Senin burada... Özeniyorsun. Beni geldiğinden beri kıskanıyor. Niye acaba? Bilemedim. Seni niye kıskanayım ya? Resmimin orada durması sana battı demek ki. Yani ama benim duruşum yeter hayatım. Gerek buradayım yok, ben. O fotoğrafı yani. Orada gereği sen yok. Sen resmimi değil, beni gönder de görelim gücünü. Seni de göndereceğim. Merak etme. Resmin değilse sen de gideceksin. Birbirinizi yemeyin, ben geldim. Birbirinizi şu anda yemeyin. Çok teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Niye geldin? Geldim bu sefer. Niye geri geldin? Çok sıkı gelmişim böyle. Sizin devranınız bitiyor. -8 ay pardon. Deniz'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu, sen daha yeni gitmedin mi ya? Ben mi öyle hatırlıyorum? Ne oldu, beni gördüğüne bir sevindin gibi geldi bana ama. Deniz'ciğim. Sevinmedin mi yoksa Miyase? Hayatım sen gittin evet, değil mi? Evet. Geri geldin. Tamam. Yani o kadar... Senin buna sevinmen gerekiyor. Hayır, böyle bir durumda ayrılıp da tekrar nasıl geri gelebildin onu da anlayamadım. Kızlar, ben buraya tekrar bir başvuru yaptım. Başvuruda da normalde kayınvalidem çok istemedi ki, niye biliyor musunuz? Benim altınlarımı ikisini kayınvalidem benden istedi. Borcum var dedi, ne yaptı ne etti, zaten her gün bize gelmeye başladı. Yani o kadar çok, artık altının ikisini bana ver, ya borcum var ya şöyle ya böyle diye diye. Ben de dedim ki neyse tamam, ben iki tanesini sana vereyim. Hani sana sonra veririm diyor ama tabii ben buna hiç inanmadım. Sonra ben altınları verdikten sonra bir de bana ne dese beğenirsiniz. Ne dedi? Ya oradaki kızlar zaten altın yumurtlayan tavuk, sen fos çıktın. Yani o kadar çok sinirlendim ki. Hem altını veriyorum. Ondan sonra da bana böyle bir cümle sarf ediyor. Gerçekten çok sinirlendim. Kavgada söylenmez bu ya. Evet. Artık dedim ki yapacak bir şey yok. Tamam anne, bak ben sana iki tane çeyreği verdim. Artık benimle hani yani çok konuşmayalım. Kendimi de ispat etmek için tekrar bir başvuru yaptım. Burada hem kayınvalideme hem de sizlere kendimi tekrar göstermeye geldim. Ben gelinimle küs geldim. Niye? Evet. Benim gelinim fazla başaramadı. Sizin gelinler gibi altın yumurtlayamadı. Ama tamam. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Şu an küs müsünüz? Evet, küsüm. Ona kızdım, iki tane çeyreğini aldım elinden. Evet. Ondan sonra yönetmeni arıyor bu. Yönetmeni beni şikayet ediyor. Ben tekrar gelmek istiyorum. Kendimi kanıtlayacağım diye yönetmene. Evet. Bakalım kanıtlasın, göreyim bakayım. Güvenmiyor mu hala sen gelinine? Güveniyorum aslında da. Yani sizinki gibi yumurtlayan tavuk olmadı. Zaten zor buluyordunuz gelininizi, tiyolar vardı. Şimdi tüyolar ama da kaptı. Ama yeniydik o zaman, yeniydik, acemiydik. Tüyolar da kaptı. Şimdi evet. Mi? Yani tabii ki daha iyileştim. Ondan şimdi sonra daha azimliyim. Daha azimliyim. Zaten çeyreği yoktu kızcağızın yakasında. Kaç tane de? 3 tane çeyreği vardı. İkisini aldı. Sen de burada. Hata sende yani. Benim de borçlarım vardı. Onu ödemek ama zorundaydım. Ama sen Allah Allah ona güvenerek mi geldin? Evet. Yani aldım. Çeyrek alamasaydın neyden ödeyecektim? Sizleri hiç ilgilendirmez. Ama sizleri hiç ilgilendirmez, yani, aldım, almam gerekiyordu yani? Ondan sonracıma. Şimdi inşallah çeyrekleri bayağı dizecek. Ben yine Allah de alacağım. Allah. Yine de alacağım. Almayacaklar ama gelinin yakasını. Neden zaten, almayayım canım? Zaten bir dakika, yerde de bir işin şey... çoğu bende. Ben birazcık kayınvalidemin gazabına uğradım. Yani yoksa zaten ben yemekleri de yapıyordum. Sizinle de baş ediyordum ama benim kayınvalidem beni yaktı. Ne yaptı sana ya bu kadar? Kadın benim bildiğim hep yüksek puan verdi ya. Evet. -8'i sen aldın. İlk bir hafta verdi. Fark etmediniz mi? Sonra bana puan falan vermedi. -8'i de o mu aldı? -8'i de ben kayınvalidem yüzünden aldım. Benim modumu düşürdü. Benim kafam onda, yemek de değildi ki zaten. Bence sen gittin.
böyle kişisel gelişim kitapları okuyup öyle geldin. İşte korktuğumu karşı tarafa nasıl belli etmem? Ya ben bir şey sen söyleyeyim mi? Sen bu şekilde kitaplar okuyup geldin bence. Niyase, ben elendikten sonra sizi izlemeye devam ettim. Heh. Sizi izlerken sizdeki o samimiyetsizliği zaten gördüm. Zaten ben giderken seninle biliyorsun hiç iyi ayrılmadık. Evet. Ama sizdeki o samimiyetsizliği üçünüzde de çok net gördüm. Oldum olası aynıyım. Sana diyorum ki oyun çeviriyorlar, bana inanmıyorsun. Sonra gelmişsin bana da samimiyetsiz oyun, evet, diyorsun. Evet Hasret, oyun çevirdiklerini zaten ben çok ne net gördüm. Ne oldu ya, Hasret'le birbirinizi günahınız kadar sevmiyordunuz. Şimdi dışarıda sohbetler, muhabbetler, çaylar, Niyase, kahveler mi oldu? Bunu söyleyen sen misin ya? Heh. Sen bana gelip evime gelip yiyip içip sonra arkamdan yeşime gidip bir sürü şey söyledin. Bunu söyleyen sen misin? Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Eline koluna sağlık. Çok güzel yapmıştın ha. İyi, afiyet bağ şeker sağ olsun. Sağ ol hayatım, teşekkür ben ederim. Ben ama gerçekten sana bu saatten sonra diyecek bir şey bulamıyorum. Yani Deniz'cim zaten şöyle ben seni sevmeseydim seni evime almazdım. Hayat Hanım bak gelinin ne diyor Deniz? Buradan diyor gitmek, kayınvalidemin gazabına uğradım da diyor ondan gittim diyor. Aa, elendim gittim diyor. Deniz at at, kalede ben varım çünkü. Aslında ama yani o kız yemeğini Deniz yapıyor, atıyor. Duyamayan sensin. Şöyle, adam. Ben elimden geleni yaptım. Kendisi de çok güzel yapsaydı ben de bulsaydım. Sen kendi elinle kendini yaktın. Birbirleri unutmadık biz, birbirleri. Siz verirken iyi de ben ama verirken mi unutuyorsunuz? Ama sen gelinine verdin biri. Siz de bizlere birbiri verirken siz unutmuyorsunuz bana, da benim verdiğimi mi unutuyorsunuz? Siz bizim kadar profesyonel olamazsınız daha ilk haftanız, ikinci haftanız. Bir dakika. Biz olsun. Üç ay, dört ayda birdik. Ben riski severim. Ya bırakın şu puan işini, her zaman aynı şeyi konuşuyorsunuz. Şu gözlüğünü çıkarsana evet. Bir. Ben de baka kaldım, baka kaldım. O ne? Ne yaptırdın? Kaşarını yaptırmış. Ay gençleşmiş evet, Allah'a. Evet, ne yaptırdın kaşına? Kaşıma kontür yaptırdım. Ben tanıyamadım biliyor musunuz? Bir şey... Ben seni tanıyamadım. Tanımayacaksın zaten. Dedim, bunu bu da mı yeşimin altınlarıyla mı yaptın yoksa altı bilezik aldın ya? Ya boş ver, o da bende kalsın. Getirdi, şov yaptırdı burada, ne güzel baksana ya, şov yaptırdı. Bir tepsi su böreği yapmış, una vermiş de şovu yaptırdı. Ya belki bakın, de kontürü neyine yaptırdı? Bakın bakın, ben adım adım gidiyorum. Her aldığım bilezikte bir şey yapıyorum değil mi? Yapıyorsun evet. Ben adım adım İki gidiyorum. İki ayda bir de olsa yapıyorsun. İki ayda bir olsa bir tatlım aldın geldin. Hangi birine yetişeyim? Her hafta alıyorum. Neredeyse 10-10 alıyorum. Hangi birine Allah yetişeyim? Allah ben de az alıyorum. Öz alıyorum. Onun için şovunu senin yapman yapıyorum. Lazım. Yapman Allah gözünüzü lazım. Doyursun. Tabii ki yapacaksınız. Hı. Lütfen. Ufuk Hasret'e görünüyor. Canım ben burada hiç kimseyle samimi olmam. Hasret zaten sen istesen de bak kendi diğer kızların düşüncesini bilemem. Ben samimi olmam. Çünkü benim burada gerçekten Deniz'i bile bak Deniz'i bile samimi görüyordu. Of ya bir şey unuttuk kızlar ya gerçekten. Ne oldu? Beni lafa tutuyorsunuz. Ne oldu Yeşim? Ay ne olabilir mi Yase? Of yani gerçi. Resim en önemli anı kaçırdık yani ya. Her zamanki hali. Ya şu güzelliklere neyse. Bakın ya. Ya bir şey söyleyeceğim Hasret. Boş ver ses etme. Kızcağız 40 yılda bir asıyor. Onun eğlensin, da hakkı. Eğlensin. Kaynaması geldi öyle. Aile eğlendi. Kendi sana aile ben bir şey söyleyeyim mi? Şansı aldın diyorum ya Yeşim'e bak. Yine kanıtlıyorum. Şansa hep aynı zaten cümleler. Anca bu sürelerde alır bu kadar. Hep aynı cümleler yok şansa yok şansa. Ya Yeşim'cim sen onu bırak da. Beyhan teyzenin kaşları ne öyle ya? Senin annen kuaför değil miydi? Sen bunu nasıl yaptırdın? Kaşlar mı peruk mu? Aa, Beyhan teyzenin peruğu demek ben istedin. Benim bir gelinim var. Güzellik merkezi işletiyor. Benim bir dünürüm var. Bu işlerden anlıyor. İnsan bir gelir sorar. Her zamanki gibi onun tek yaptığı şey gizli kapaklı işler. Biliyorsunuz ki bayılır. Ya Nursel Hanım sürekli burada dedi ya yeni yüzler arıyoruz, yeni yüzler olayı arıyoruz. Olayı çok yanlış anlamış. Aynen öyle. O bu durumu bayağı bir yanlış anlamış. Yüzünü değiştirmeye kalktı ya. Yarın bakalım yüzüne ne yaptıracak ya. Mikroblading işlemi de ucuz bir işlem değil. Ben çok iyi biliyorum. Bunu da mahalledeki arkadaşlarıma zaten yaptıramaz. Buna iyi bir para döktüğüne ben eminim. Bakın şu an piyasa değerini söylüyorum. Ortalama 5'ten aşağı bir yere yaptıramaz. Merdiven 6 bir yere bile yaptıramaz yani. Kaç kaç kaç? 5'ten aşağı yaptıramaz. Oo. Biz nasıl de yapıyorduk. Bak, ve bunu Beyhan teyze yaptırdı. İşte ya senin saçına laf söylüyordu bu 7000 lira diye. Kaşını mı yaptırdı? Yapar kendine gelince ama benim merak ettiğim konu. Ya şüphelenmeye başlıyorum yine borca morca yaptırmış olmasın. Olay yine dönüp dolaşıp bana gelirse. Yeşim. Bence anne ne yaptırmış olmasın Yeşim, sizin üzerinize de borca kitlemiş olmasın bu. Ay
Annemle de bu sıra hiç konuşmadım ya. Yeşil Beyhan teyzeden ben beklerim. Sonra vallahi benim kayınvalide ben gibi gelir der ki. Ama annem yapmış olsa sonuç bu olmaz. Yeşim, Beyhan teyze kalkıp da 5000 lira falan yok ya, yok vermez. Saçıyor saçıyor. O kasası var ya, bize gelince o kasa kapalı. Kendine gelince o kasa bir açılıyor. Burada benim saçım için ağladı ağladı. Ben bir kulak cihazı bile yaptırmıyorum. 7000 lirayı duyunca. Saç, kız saçına peruk tak, evin yok senin evin evin. Ben senin evin için kulağımın cihazını alamıyorum. Ya bak şimdi burada duygu sömürüsü gerçekten yapma ya. Altın dişe para var. Kaşlara para var. Ama bize gelince başka şeye gelin. Yeşim. Ay dur, kaşlarından hala seni göremiyorum. Bak hala benim paramın peşindesin. Yeter. Sana ne? Hesap mı vereceğim sana? Ha? Ne yapacaksın? Bana zaten hangi gün hesap verdin? Hangi gün bilgi verdin? Hangi gün danıştın? Ya ha? O zaman konuşma da çeneni yorma, yorma. Sen benim yorma. Saçımı konuşuyorsun ama. Fakirin, zenginin parası fakirin çenesini yorar. Oo! Boş ver, ha. Boş ver. Burada galiba zürt gol oldu Yeşim. Hayır, vurdu gol oldu. Bunu bana kendisi söylüyor ya. Yeşim. Boşuna konuşma. Hayır, dinime küfreden diye bir laf da var ama. Gol oldu. Bunun altından bir bomba geliyor Yeşim. Ben izledim, paraları buzdolabına buzluğa saklamışsın. Ya kime ne ya? İnsanın bir gelini olur da kaynanasının parasını konuşur mu? Sen ona konuşursan o da sana konuşur. Ya o para tut. Ay gelin kaynana toprağına çekermiş doğru. Böyle kaşını maşını yaptırıyor ya sürekli. Nasıl böyle havalarda bakın. İlk geldiği anları siz belki hatırlamazsınız Miyase. Daha geriye dön. Böyle miydi? Ben şimdi hatırlıyorum, işin... izliyordum sizi. Tuhaf kısmı ne biliyor musunuz? Tek burada böyle giyinmiyor. Sokakta da böyle. Aa! Tabii. Düğüne gider gibi. Az solist gibi. Ya parka gidiyoruz, manava gidiyoruz, kasaba gidiyoruz. Gören diyecek ki ah solist ya. Millet herkes bize dönüp dönüp bakıyor ya. O zannediyor ki ünlü olduğu için bakıyorlar. Hayır. İnsanlar diyor ki bu hangi düğünden fırlamış? Çektim. Bakın izleyin, yorumu size bırakıyorum ya. İzleyelim ya gerçekten. Arkadaşlar kayınvalidemi görüyor musunuz? Şu süse püse, ruja, küpelere, alt üstü terziye geldik. Hallere bakın, nasıl solist gibi geziyor ya. Bakkala giderken bile bu şekilde gidiyor, ben artık terzi şaştım. Terzi kıyafetine yani. Bak. Nasıl böyle? Hayırdır? Düğüne mi gidiyorsun, akşam düğün mü var? Yok, bundan sonra böyle artık. Eski Beyhan yok. Ben ünlü oldum. Beyhan sen misin o? Kesinlikle ünlü oldu. Ya tamam, yarışmaya gidiyorsun. Yarışma programındasın mı? Yarışmada, yani bak burada gitsen, bundan sonra benim halim bu. Kız, komşularla oturuyorduk kapıda. Ya bunu kim çekti ya? Ay bir şey söyleyeceğim, çekirdek çitlerken böyle mi giyiniyor? Mahallede arkadaşıyla bak. Ay inanmıyorum ya. Ya Allah aşkına. Arkadaşlar parka geldik. Babaannesi torununu parka getirdi ama şu surata bakar mısınız ya? Bir ton makyaj yapmış. Küpelerini takmış. Süslenmiş püslenmiş öyle gelmiş parka. Ay gözlüğüne falan ya. Ya şu hale bakın. Kız yok. Arkadaşlar parktan döndük, apar topar beni manava getirdi ya. Yani evini bir görseniz, sebze meyve yığılı ama sırf kendini göstermek için ya, beni dolandırıyor, kasap manav bırakmadı ya. Ben anlamadım, şu kılık kıyafete şu an manavdayız ya, düğüne gider gibi tüm insanlar bize bakıyor ya. Yeşim ya, bu neydi? İnanmayacaksınız, günde 10 defa Yeşim. Manava gidiyoruz. Yeşim, Allah aşkına bir daha ben seninle hiçbir yere gitmem. Ya benimle gitmene gerek yok. Bak tansiyonum çıkıyor. Ya zaten sen o haldeyken ben de seninle gitmek istemiyorum. Gerçekten tansiyonum çıkıyor Yeşim. Vallahi ben de yürürken benim de. Ben bağırmaktan yoruldum Yeşim. Ben ne var, beni bu kadar kıskanmana ne gerek var? Kıskanıyor muyum? Ha? Sen attığım adımı hemen video çekiyorsun. Bence sen beni kıskanıyorsun. Beni kıskanıyorsun. Allah'ım dost musun düşman mısın anlamadım. Ben artık şöhret oldum. Şanımı, şöhretimi kabul etmek zorundasın. Ben bunu
herkes için söylüyorum. Kabul edin, kabul edin. Ben buyum. Ya anlamadığın kısım, sen ünlüsün diye sana bakmıyorlar. Kılık kıyafetine bakıyor insanlar ya. Bak bak. Heh. Daha dur, daha dur. Sen daha benim bu şöhretimin altında ezileceksin. Dur daha dur. Ya seni kim gaza getirdi böyle? Ben anlamıyorum Beyhan ya. Beyhan teyze, ne olmuş Yeşim? Sen hayırdır ya? Yeşim en son kimle görüşüyordu? Bir araştır bakayım. Kim bu kadar vermiş buna bu gazı? Neyin havasın tavası? Bir de bana diyor ki ben Tarabya'ya taşınacağım. Tarabya'da villası olacak ha? Ha tabii. Parasını kime ödetecek acaba? Ay ünlüler orada değil mi acaba? Tabii gazeteden okuyor okuyor. Sonra da diyor ki ben Tarabya'ya taşınacağım. Şey söyleme, haritada Tarabya'yı göster desem gösteremez. Gösteremez. Tarabya'ya mı taşınacaksın sen? Bak Yeşim öyle diyor. Tarabya taşınırım. Ne işin var orada? Taşınırım. Ünlülenir de ben orada. Yok bebeğe de gideydin bari. Giderim ben, her yere giderim. Dikkat çekmek için elinden geleni ya, yapıyorsun. Ne dikkati çekeceğim evet, ben? Dikkat çekmek için elinden geleni yapmışsın. Bak bak. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de aynıdır. Hiç de değil. Tamam mı? Süsten süsten ya gez. Ya ne dikkat çekmesini Hayat evet, Hanım bak. Evet. Ben ama sana... siz yapıyorsunuz havalı hayat diye geziniyorum buralarda. Ben havalıyım zaten onu. Ben havalıyım. Tamam dikkati çekmeyi sen istiyorsun, o mu istiyor? Hayır bir dakika, ben geldiğimde bunu böyle görmedim ki. Beyhan Hanım'ın üstüne çok geliyorsunuz. Neden? Kadın yani 6 aydır 7 aydır burada. Herkes tanıyor. Ben bile ekrandan Beyhan ablayı ekrandan tanıdım. Ünlü oldu diye kıskanıyor musunuz kadını? Ya niye kıskanıyorsunuz yani? Siz de gelinleri izin. Helal sana, helal. Beyhan'ı taklit eden çok, en baştaki yanımdaki. Oynarken bile böyle yapıyor. Çünkü hiç herkes yapmadım. Özeniyor. Yapmam. Niye yo, taklit edeyim? Niye özenmeyeyim ki? Güzel hareketlerle özeniyorlar özeniyorum. Yani. Onun için çok niye fanı var yani. Ki? Sen kendin ol, kendin. Niye başkasını özeniyorsun? Hayat Hanım. Kendin ol. Hayat Hanım bak. Ben kendimim. Ama Beyhan ablanın güzel yaptığı şeylere örnek alıyorum. Ha. Güzel olduğunu o, ben onun, o, onun takdir şeyi. Ediyorum. Bak sen bak. Kendin ol. Hayat Hanım bir dakika. Ben buraya geleli 7 ay oldu. Ben 7 aydır başında neysem sonunda da aynıyım. Abi 3 ay olmuş buraya geleli de. Bunun da havasından hiç geçilmiyor. Havasını indirdim buraya, indirdim. Resmini indirdim. Sen benim resmi... Cuma günde kendine bay bay diyeceğim. Bu arada siz kavga etseniz de ya beni bırakın, ben daha çok zevk alıyorum. Hadi kankalar bir girin birbirinize. Deniz'ciğim sen de destek ol, sen de eski kankasın. Yok ben bu saatten sonra hiç kimseye destek olmam. Ben burada herkesin yüzünü gördüm. Heh. Buraya kendi başıma geldim. Kendi başıma da o bilezikleri alacağım. Siz birbirinizi yiyin. Deniz seni akıllanmış gördüm. Aferin sana. Akıllanmış da ilgisi yok. İnsanların gerçek yüzünü gördüm. Ha pişmandır. Gelir yanıma. O zaman hiçbir şey söylemem. İnsanoğlu ne demişler? Hatasız kul olmaz. Hayatım, -8'cim bizsiz hayatlar nasıl? Ay pardon Deniz'cim. Ya sen daha... Neler yaptın? Ben anlatsana daha ben biraz. Burada gitmeden... Ay Deniz çok iyi. Deniz çok güzel. Ben Deniz'i çok seviyorum. Çok samimi, çok sıcakkanlı diyen sen... Şimdi ben gidip geldikten sonra ben ne diye düşündüm biliyor musun Miyase? He. Acaba ben dedim oraya gidersem Miyase tekrar benimle bir kanka olmak ister mi diye düşündüm. Hani ben elendiğim için sen benimle görüşmemiştin ya. He. İşte şimdi geri geldim. Hani belki tekrar kanka olmak istersin diye düşündüm. Farkındaysan eteklerime yapışan sendin Deniz'ciğim. Pardon, ben mi senin eteklerine yapıştım? Evet. Sen gelip bana limonata sıkacağını canım, limonu bak, sıkmayı bak, unutma. Yine ben insani duygularımdan dolayı kaybediyorum. Hayat Hanım, torununu göstermiyordu. Bir sorunlarınız vardı buradayken geçen gelmenizde. Evet, evet. Çözüldü mü o sorunlar? Arada görüyorum, şükür. Hmm, evet, evet. İyi bari, arada iyi. Görüyorum. Ama benim gelinim torunuma hamileyken... 5 aylık hamileyken benden sakladı, söylemedi. Aa, niye? Soruyorum. Kızım sen hamile misin? Bir şeyin var. Hayır diyor. Şişkinlik var diyor. Gaz var diyor. Herkes biliyor. Sebep? Ama benden saklıyor. 5 aylık İtalya'ya hamileymiş. Kız sana gelin, niye söyleyeyim? Senin gelin bu tas sen ana karnındayken mi taktı göstermemeye, bildirmemeye? Demek ki Sevilay Hanım, demek ki öyle. Ya gelin doktora gideceğim dedi bana. Hmm. Ben de tesadüfen böyle arkasına takıldım. Gittim ki bu 5 aylık hamile. Ben şok. Bayılacaktım sinirden, üzüntüden kriz geçirecektim. Efendim ben herkese söylermişim. Nazar edermişim. Oğlun niye demiyor? Hadi gelin seni düşün diyor. Ayol kız, gelin demeden oğlun der mi?
Bir şey söyleyeceğim Deniz'ciğim. Efendim? Senin zaten buradayken de kayınvalidenle böyle aran soğuktu ya. Bir durumlar vardı. Aynen. Siz ne oldu ya? Bir de kalktınız geldiniz beraber yarışmaya. Tuhaf değil mi sence de ya? Yeşim biz zaten kayınvalidemle küsüz. Biliyorsun ki burada da bizim aramız bayağı bir bozuktu. Şimdi ben bir gün bunlara dedim ki aramız dargın, bari ben gideyim kayınvalideme bir yemek yapayım. Manava gittim. Ha. Ne aldım biliyor musunuz? Patlıcan. Şimdi patlıcanın fiyatını artık herkes biliyor zaten malum. Kayınvalidem de tam çağırdım. Hani ufak tefek yardım eder bana diye, tek başıma yapamam diye. Çağırdım geldi. Kilosu 20 liraya patlıcan mı olur dedi. Ha. Ben de dedim ki anneciğim hani ben sizin için yapacağım. Hani kendimiz için yapsam çok da önemsemeyeceğim de. Sizin için yapacağım anne dedim. Ne olacak ki? Olur mu öyle şey dedi. Poşetleri sen topla. Götür markete. Bir de fişi var mı kızım? Fişsiz almazlar dedim. Fişi de oradan kaptığı gibi. İade mi götürdü patlıcanı? Fişi de yani oradan kaptığı gibi markete sen götür. Sonra kızım ben onları iade ettim. Sana da evden tarhana getirdim dedim. Yok artık ya. Yani şimdi ben bu saatten sonra kayınvalideme neyi ne yapıp gönlünü alayım? Eve yemek yapıp çağırsam bile hiçbir şeyden memnun edemiyorum. Yani evet artık herkes kayınvalidemin burada cimri olduğunu biliyor ama hani bu kadarını inanın ben bile beklememiştim. Dahası da var. Kayınpederim geldi. Tarhanayı pişirdim, önlerine koydum. Sonra kayınpederim de ne dedi biliyor musunuz? Siz o yüzden böyle elendiniz işte bak bir tarhana yapıp koymuş önüme dedi. Sizi birbirinize düşürdü. Sırf hani ayıp olmasın diye diyemedim ki kayınvaliden patlıcanları aldı götürdü diye. Dedikodu dedikodu. Hayat da hayat. Hadi gelin yanıma. Aman yemek mi yetişmemiş? Kayınvalidelerden ne istiyorsunuz kız? Hiçbir şey istemiyorum. Çok seviyorum. Ne istiyorsunuz kız? Bence onlar sanki bizden bir şeyler istiyor gibi ama. Yönetmenim, yemekler bitmiş. Kızların keyfi çok yerinde. Bizim de keyfimiz yerinde olmasın mı? Olmasın. Ay gelin kaynana niye kabul etmiyorsunuz bazı şeyleri ya? Kabul edecek hiçbir şey yok. Çünkü sen lezzetten anlamıyorsun. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Kocaman yapmışsın köfteni, pişirememişsin. O anlamalarınızı hiç özlememişim ya. Değiştim. Artık eski hayat yok karşınızda. Pembe giymeniz sizi değiştirmez. Puanlamanız aynı. Biz altınları kazandık. Daha doğrusu 3 tane çeyrek kazandık. Herkes biliyor. Eve gittik 2 tane çeyreği bana ver kızım. Borcum var dedi. Çeyrekleri istedim. Vermedi. Yani her şeyi bekliyordum ama bunu beklemiyordum. Şu an burada öğreniyorum. Var mı öyle bir şey? Haftanın ilk günü, cuma günü 5 bilezik var ve haftaya nasıl başlarsanız öyle gider. Püre yatağında, güveçte, köfte. Bakalım nasıl olmuş? Püresi çok güzel olmuş, alttaki püresi. Köftesi çok lezzetli olmamış. Güzel bir hamburger köftesi gibi fırında kızarttılar. Çok yumuşak olmuş ama kötü bir tabak asla değil. Lezzetli yani üstündeki kaşarı falan da çok lezzetli olmuş. Bakalım diğerleri nasıl olmuş. Daha iyisini yiyince aslında yemeğin ne olması gerektiğini anlıyorsunuz. Püresi onun cıvıktı. Diğerlerine göre söyleyeceğim dedim ya. Tam bir püre yapmış, çok iyi yapmış. Köftesi ve üstündeki bu kaşarı da inanılmaz uyumlu lezzet olarak. Bu tabak bayağı lezzetli, bayağı soslu, o salçası, her şeyi çok güzel. Bunun köftesinin içi kırmızı kalmış.
Hepsinde hemen hemen aynı lezzeti aldım. Bu da yani zaten iç harç malzemesi o kadar güzel ki. Püresi biraz tatsız tuzsuz olmuş ama güzel ezilmiş. Köftesi kırmızı kalmış, üstü de iyi kızarmış bunun. Diğerlerine göre ama en beğenmediğim tabak sanırım bu oldu. Son tabağıma da bakıyorum. Bugün bence bütün tabaklar çok lezzetli. Ufak tefek kusurları var. Bir tane bir vermem gerekiyor. Bence birlik tabak yok ama kendime bir tane bir seçeceğim. Tebrik ediyorum bütün kızları. İlk tabağım çok net hatırlıyorum ilk yediğim için. Orta bir tabak olmuş. Çok daha güzelleri var. 3 veriyorum. Birinci tabak 3. İkinci tabak mükemmel olmuş. 5 veriyorum. Bir vermek zorunda olduğum için bir veriyorum. Yoksa birlik bir tabak değil. Fena değil lezzeti içlerinden ama en kusurlusu bu olduğu için biri 3'e veriyorum. Ve en az 2 kadar lezzetli püresine hadi kusur bulayım ona da 4 veriyorum. Birazcık fazla cıvık olmuş püresi o kadar. Hemen açalım bakalım. 3'ten başlayalım mı? 3 puanı kime vermişiz bakalım. Haftanın ilk günü 3 puan. Çok mutsuz etmez ama mutlu da etmez. Bakalım 3 puan kime gitti? Üç puanın sahibi gelin Niyase. Bakalım 4 puanı kime vermişiz? Hemen ah şu bir yazık oldu. Haftanın ilk günü 4 puan 5 gibi bir şey. Çok mutlu olacak bence. Bakalım kime gitti 4 puan? Dört puan Yeşim'e gitmiş. Tebrik ediyorum. Güzel bir tabaktı. Bir beşimiz birbirimiz kaldı. Bakalım 5 puanı kim aldı? İlk puan veren benim ve haneye 5 puan kim yazdı bakalım. Öğrenelim bakalım sahibi kimmiş beşim. Hasret. Hasretçim 5 almış ve... Deniz. Bugün tekrar aramıza katıldı Deniz. Kötü bir tabak değil ama içlerinden en kötüsü diyeyim. Ellerine sağlık. Bugün her zaman olmaz. Hepsi lezzetli yapmış. Tebrik ediyorum. Şimdi sıra kayınvalidelerde. Gelinler arkamda merakla yorumları bekliyor olacaklar. İlk günün ilk kayınvalidesi Sevilay Sultan oluyor. Açalım mı? Açalım. Şimdi köftemizi aldık içinden. Köftemiz biraz kalın olmuş sanki. Bayağı yarısını aldığım halde içeride bayağı var. Yani biraz tuzu demiyoruz ama tuzumuz biraz fazla kaçmış. Köfteye mi? Evet, köftenin tuzu biraz ayarı kaçmış. Bu kıymanın biraz içi pişmemiş gibi. Bana öyle geldi, bilmiyorum. Bayağı bir açık renk. Şimdi Nurseli Hanım, salçamızı kavurdulardı değil mi? Hmm. Kavurdulardı ama neden acaba salça böyle bir köşede kalmış burada? Güzel bir harmanlama yapamamış sanki diye düşünüyorum. Çünkü... Tuzu da ondan da olabilir. Köftesinin üstü biraz kızarmış. Kaşar zaten her halükarda fırına girdiğinde zaten şey yapar. Biraz bunu kabarmış buldum. Maya mı vardı bir şey bir yerlerde? Peki. Bu, çok sevmedin mi bu tabağı? Pek sevmedim yani. Bir de sıcacık da olmuş. Tadını tam böyle kaynar yemeğin tadını tam alamıyorsun ya. Biraz ondan. İkiye geçelim. Fena değil diyeyim yani ama pişmemiş gibi köfte ya. Köfte evet güzel pişmiş. Belli zaten. Sosuna da güzelce bir şey olmuş.
bir bütün gibi olmuş. Tadı da güzel. Ben buna hiç böyle yorum yapmayayım, sadece güzel yorum yapayım. Sevdim yani bunu. Her şeyini beğendin mi? Çok da güzel bir hafif bir acılık da gelmiş. Bu tabak iyi diyorum, güzel. Ama daha güzelleri de olabilir, bilemeyeceğiz artık. Bak bakalım. Bu tabak iyi. Bunun köftesi de biraz sanki çiğ gibi duruyor. Bunun köftesi de kalın geldi bana, baksanıza. İkinci tabak daha güzel. Bu da fena olmamış ama bu da bana sanki köftesi biraz büyük gibi. Çok kabarık koymuş. Sosu patates yatağı güzel. Diğer... Üçü de lezzetli geldi değil mi? Şimdi onun köftesinde tat alamadım. Aha. Bir de çiğ dedim. Ha, tuzlu dedim. Tuzlu biraz dedim. Onu ben tamam, pek şey yapmadım. Bunu beğendim. Buna göre çok beğendim onu. Bu da fena değil ama sanki bunun da biraz daha köftesi pisseydi veya az daha mı bir küçük olsaydı. Boyutlar geldi. Buradan sonra bir gazetede köşe yazısı yazarsın artık ha? Gurmelik'te. Azıcık anlıyorum değil mi? Artık anlıyorum, anlıyorum. Bir de seni çok dinliyorum. Evet. Gittiğim zamanlar tekrar tekrar izliyorum. Senin ilk yorumlarını biz burada görmüyoruz ya. Allah Allah. Yemin ediyorum seni taklit ediyorum. Çok iyiymiş. Bakıyorum diyorum Nursel Hanım kime ne vermiş, ne demiş, nasıl beğenmiş. Hadi bakalım. Evet, şimdi bu da çok kabarmış. Kabarması, yani köfteyi kalın buluyorsun. Çok kalın sanırım olmuş, bunun içi de hiç pişmemiş ya. Şöyle bir şey. Şöyle mutlucum anlıyor bizim pişip pişmeme olaylarından. Şu iki tabaktan sonra ağzımın lezzetini bozmayayım diyorum. O kadar. O kadar. Ağzımın lezzetini vallahi bozamam dedi. Dördüncü tabakla. Beni dans ettirecek bir tabak. Bak bak. Çok güzel gülüyorsun ya. Evet bakalım puanları verirken ve tabakları açarken de böyle gülecek miyiz? Ben bu birinci tabağa bir. Güle güle yazacağım şimdi. Sen ama bir verdin zaman. Birinci tabağa bir. Çok üzülüyorsun verirken, dinliyorum seni. Evet. Bu da bana bir dikte geldi. Dördüncü tabak. Bir. Şimdi ha şundadır ha bunda burada. Bak bu hafta tecrübeli bir yarışmacı geldi. Şu an acemi kimse yok. İyice rekabet arttı. Cuma günde 5 bilezik var. 5. İkinci tabak. İkinci tabak 5 puan. Bu da 4 olsun aynı çünkü. Üçüncü tabak 4 puan. Ve 2 tane birin var. Bir tanesinden başlayalım. Gel şu en merak ettiğim. Yani bakmayacağım bile tadına dedin. O bakmayacağım evet, çok, dediğin çiğ, bakalım kim içi ve tabağı taşırmış yani bayağı. Bakalım hangi gelin birazdan yaptığı yoruma ve verdiği puana tepki gösterecek. İki tane birden bir tanesi haftanın ilk gününde kimi üzdü acaba? Bir puanı hangi gelin aldı? Niyazi olamaz. Deli. Biliyorum olamaz. Biri vermeyi başardınız. Tebrik ederim. Bu da büyük bir İlk başarı. İlk günün ama biz de burada artık tiyosuz yarışıyoruz. Tamam tiyosuz yarışıyorsunuz ama sonuçta siz burada 3 aydır buradasınız. Zaten siz artık tiyolara hakim. Şimdi bakalım ne diyeceksiniz? Artık lezzete veriyoruz. Çünkü tiyo yok. Lezzete veriyorsunuz. Neye tiyo yok? Kabarmamışa veriyorsunuz. Lezzete değil. Kek mi kabarmamışa işte diyorum. Ama bu kek tamam, mi dediği ben, gibi gel bak içine de bak pişmemiş ve bu kadar dondurulur mu? Birinci tabağı da pişmemiş dedim. Yani, neden dedim bir saniye kabuk çok fazla kabarmış. Hani evet, kabaran pişmiyor kabarmış diye bir şey yok ama. Hayatım. Şimdi bu pişmemiş mi? Buna köfteyi kıymayı... Bunun üstü şu an kızarmış olan kaşar, şey pişmemiş kaşar mi? Kaşardan, kaşardan bahsetmiyorum bir saniye. Salça, bahsediyorum. Çoğunlukla salça üstü bir kızarmış ama kalın tamam, koyduğun için... Beni bir dinler misin? Dinliyorum. Kalın koyduğun için içine işlememiş ısı.
Yani siz bence sadece görüntüye dayanarak bunu yaptınız. Ben çünkü benim tabağımın pişmiş olduğuna inanmıyorum. Çünkü siz dediniz ki bu kabarmış, tamam. Bu Miyase'nin olamaz. Tamam, bu da kabarmış. Bu kabar. Tamam, ona da bir verdiniz zaten. Deniz, içi pişmemiş diyorum. Normal değil mi? En son sen attın fırına. Tamam ha, ama daha önce ben bunu fırına verdim zaten. Ve hayır, çok güzel şey kızardı. Söyleyeceğim. Biz hepimiz fırına attığımızda sen tamam. Bizden sonra attın fırına. Tamam, ben de diyorum ki daha önce fırına attık ya biz. Tamam, çıkardık, onu diyorum zaten. Biz onda da bizden koyduk. Sonra attın sen. Tamam ama ben onun ayarı var. Sen ayarını 190'da yapmışsındır, ben 200'de yapmışımdır, 210'da yapmışım. Tamam. Şimdi olay o tabağın pişmemiş olduğuna inanmıyorum. Ben de diyorum ki diğer şu iki tabağa göre içi pişmemiş ve kalın olduğu için köfte zaten pişmez. Tamam, ben de işte Deniz, onu söylüyorum. Bak kaç haftadır neredeyse bu gelişinle bir ay olacak. Bir ben aydır... zaten izledim. Burada eğlendikten ince yapsaydın köfteyi sizi... biraz. Ben ince yaptım ama kabardı, o benim yapabileceğim bir şey değil ki, ben ince yaptım. Ben o harcı da kullanmak zorundayım. Hani onu peki arttıramam. Bunlar da kullanmak zorundaysa bunlarınki nasıl olmuş öyle? Farklı demek. Nasıl i̇şte, farklı? Farklı? Acaba onlar farklı olmasın? Şimdi kıymayı eşit şekilde yaparsan ne olur? Evet. Eşit çıkar değil mi? Yani sizinkisi demek ki biri büyük biri küçük gelen diğer, yani kiminse benimse dahi gelen diğer tabaklarla kıyaslanması lazım. Senin çıkarsa o tabaklar ne diyeceksin? Tamam, benim çıkarsa demek eşit yapamamışım tamam. Diyorum. Her kimin çıkarsa tamam çıksın bence işte, o öyle kişi konuşalım. Eşit bir şekilde kıymalarını bölememiş. Ve 4 puanı bakalım kime vermişsin. 3. tabak evet. 4 puan çok iyi puan. Bakalım Sevilay kayınvalidemden 4 puanı kim kaptı? Dört puan alan gelin. Açalım bakalım kimmiş? Aç bakalım. Niyase, o sen olsan da... Yeşim. Güzel. Ne yani, güzeli. Şimdi şöyle, bu tiyolaşmalar kalktığı zaman dilekçe yazmıştınız ya burada kayınvalidemle evet. Birlikte. Yazdım. Yazdım. Aslında en çok sevinen ben oldum biliyor musunuz? Niye? Tiyolaşma kalkınca. Benim kayınvalidem çünkü tiyo varken de bulamıyordu. Öyle de böyle de. Ben diğer kayınvalidelerden alıyordum. Eskiden bana sürekli bir veriyordunuz ya. Siz artık bana bir veremezsiniz. Veremeyeceksiniz ve ben buna izin vermeyeceğim. Tamam. Siz lezzete veriyorum diyorsunuz ya. Bir dakika, ben de nasıl, o tabağa neden dört verdiğimi açıklayayım. Hı-hı. Sen son günlerdir gerçekten Miyase'yi takip ettiğini sanıyorum. Çünkü bak ikinci tabağa ben Miyase diye düşünüp beş veriyorum. Bence sen artık baktın Sevilay Miyase'nin tabağını lezzetli buluyor. Beşi yapıştırıyor, ben de onun gibi. Herhalde ne yapıyor ne ediyor elini mi takip ediyor? Ama ben pişmemiş diyorsun içine. Pişmemiş diyorsun içine. Hayır. Ben şunu... Pişmemiş dedin mesela o tabağa. Buna pişmemiş dedin. Dedin. Bir bakacağım ikiye göre dedi. Diğerlerine göre biraz daha ince ama bu da pişmemiş dedin mesela. Neden dört mesela? İkiye göre dedi. Bakacağım. İkiye göre bir tık dedim ama yani. Evet ikiye bir göre. Bir tık dedim. Ama bu pişmemiş mi? Yani şu iki tabağa göre pişmiş. Evet. Ama şimdi riske atamam ki. Sen de olabilirdin ne bileyim. Şimdi şöyle bir şey. Ben Yeşim dörde aldın oturduğun yere. Yok dörtte. Bak valla dört değil benim sana hedefim. Sana niye gidiyor bu puan ben anlamıyorum. Sizden beşi de alacağım. Yok ya çok beklersin. Şöyle bir şey var. Siz diyorsunuz yani Miyase'yi mi taklit aslında ediyor vesaire. Aslında var ya sözünü kesiyorum da ben artık Miyase'yi dinlemeye başlayacağım. Hı. Gerçekten. Lezzet vermeyecek misiniz? Ya bundan bak ben eminim ama onun da dedim bir tık ama bir daha bir tıkı dinlemeyeceğim. Anladın siz mı? Taktik değiştirdikçe ben de değiştireceğim. Gün yakındır. Siz bana bir veremeyeceksiniz. Bunun için uğraşacağım. Kayınvalidemden puan almak için değil, sırf sizden puan almak sen için sen de biraz uğraşacağım. Elini sakla yemek yaparken. Bence seni taklit ediyor. Saklamasına gerek el yok. El lezzeti diye bir şey var ya. O bende var. Bak ikiden ya, kim çıkacak bilmiyorum ya Hasret ya ben. İki el lezzetli diyorsun. Yani direkt hepsinin evet. Arasında en güzeli o diyorsun. Mesela üç o kadar pişmemiş diyorsun. Çok da lezzetli bulmadın. Hakkı nasıl dört oluyor? Yapamaz. Yani çok lezzetli olan tabakla... Ondan o kadar çok yakın olmayan tabağın hakkı nasıl dört olabiliyor? Sevil yani, Hanım en baştan beri benim tabaklarım ben her zaman haklı. Her bilezik zaman zamanı beğeniyordunuz. Gelince de haklıyım. Hep haklıyım. Siz benim tabaklarımı en baştan tamam, beri beğeniyordunuz. Bir gün sana benzeyen aynı şu an bilmiyorum sensindir. Bir vereceğim zaman bir şey sen çık da ben ne yapıyorum? Yani. Sen şimdi bana bir sallaya vermedin. Sallaya sallaya. Bakalım Hasret'e mi? Yoksa kendi gelinin Miyase'ye mi 5 puan verdin? İlk kayınvaliden ve ilk 5 puan. Bakalım kime gitti? Beş puanın sahibi kim?
Aç bakalım. Niyazi. Biliyorum. Anne benden eminsin, yapsana beş bir i̇şte, bir. İşte şudu. Emin değil de demek gösterdi. Ki. Olamaz. Niyaz ediyorsun, yap beş bir bir. Afiyet olsun hayatım. Bir daha seni dinleyeceğim. Yapamaz, dinle. Beş bir bir yapamaz. Ya bak, Yeşim valla beğenmedi inada girme. Ya. Buna müsaade etmeyeceğim. Benim buyurun. Tabağımın neresi pişmemiş bir bakmak istiyorum. Kalın oldu çünkü verilen gelin malzemeyi mi? Altıya böldüğüm zaman bu ölçü çıkıyor. Ve birebir ölçüsüyle yaptım. Ben bunda şimdi pembelik arayacağım. Hem burada... senin bak ben yorumumda dinlediysen tuzlu salçası dedi. Da karışmamış dedim. Gayet tuzlu karıştı. Tuzlu bir dedi. Tane pembelik yok. Kıymamda kesinlikle pembelik yok. Üzeri çok güzel kızarmış. Gayet de güzel kızarmış. Hiçbir problemi yok. O zaman dördüncü tabakta da hiçbir problem neden yok. Neden tuzlu yaptın mesela? İyi harmanlayamadın. Niye ben nereden tuzu buldum? Salçasını karıştıramamış. İyi harmanlayamadın. Gayet iyi harmanladım. Gayet iyi. Burada yarım saate yakın salçam zaten kısık ayarda. Karıştırarak salçayı pişti. Demiyor. Neyi? Kıymayı mı? Kıymayı tuzlu kıymayı nasıl buldu? Harmanlamayayım? İyice köfte olması için yoğurduk onu burada. Hamur haline Allah geldi. Bilemiyorum. Kıyması hayır. Çok tuzluydu. Kıyma benim elimde olabilen bir şey değil bu durum değil mi? Kolay kolay bir tabağda tuzlu demem. Tamam ben de söylüyorum ki cebimde tuzla buraya gelmedim. Bu kıymayı zaten karıştıramasam zaten belli salçanı olur. Salçanı o zaman kavuramadın salça. Salçayı kıymadan bahsediyorsanız kıymanın. Ya salçada var ya üstünde artık üzerindeki birbirine de burada geçmiş. Yarım saat kadar kaynadı ve kaynarken de çok fazla karıştırdım. Beğenmedim hasret tabağını beğenmedim. Beğenmedin değil. Beğenmedim. Sen gelinin yapmayacağı tabak olduğu için geçtin karşısına ben bunu beğenmedim dedin. Ne, ne bekliyorsun? Ne yapsın? Tabii ki gelinimi arayacağım. O gelinimi zaman buldum. Dürüst olacak. O yemeğimi kötülemeyecek. İçi pes pembe, hiçbir pişmemiş dediği tabakla bana aynı puanı veremez burada. Ben burada uğraşıyorsam, güzel bir tabak verdi. Çıkartıyorsam... Veriyorsa ben de bu şekilde karşılığını veriyorum. Seninkinin üstü bile yanmıştı bile, yanıktı bayağı. Benimkinin hiçbir yeri yanık değil. Sen kendi yanık tabağını değil. Kendin beğenmeyeceksin anladın mı? Hayır yanık değil. Ay gelin kaynana niye kabul etmiyorsunuz bazı şeyleri ya? Neyi kabul edeceğim? Sen de kaynana ben kabul etmiyorsun. Ben buraya yemek yapmayı gayet güzel bildiğim için geldim. Tabağım ben da gayet güzel kabul edecek hiçbir şey yok. Bir susar mısın? Çünkü sen lezzetten anlamıyorsun. Emin ol senin yaşının kaç katı yemek yapmıştır o kadın. Lezzetten anlıyor ki... Ve gelini lezzetli çıkarıyor ki ben burada 3,5-4 aydır buradayım. Tamam mı? Benim geri geliyor kayınvaliden. Senin kayınvaliden de mükemmel deyip bana bir veriyor. Ha her şeyden önce burada gelini bulmaksa amaç. Buldu eline koluna sağlık. Keşke 5-1-1 yapsaydı. Tamam ben de onu söylüyorum. Ha. Benim tabağımı kötülemeyecek. Beğenmedi ama. Olmayan şeyleri uydurmayacak. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bir aydır buradasın. Bir kıymayı, yoğurmayı öğren o zaman tuzlu bırakma kıymanı. Benim İyice kıymam harmanla. Gayet muazzam şekilde yoğruldu. Gayet güzel bir tabak. Orada ağız tadı yok. İlk tabaktı. Zaten ilk tabağı bu şekilde bir deyip geçmek. Moda bir olmuş. Bak. İkinci olarak tamamen çiğ olan bir tabak dedin. Senin söylemenle söylüyorum. Birazcık olmamış tabak aynı puan demek değildir. Birinci tabağda çiğ dediyse kayınvalidemin deyimiyle. Mantıken iki tane de pişmiş varsa... Mesela 3'e de çok fazla pişmiş demedi ama 1 ve 4'e göre pişmiş dedi. En pişmişe 5, ondan sonrakine 4. Hem kocaman yapmışsın köfteni, pişirememişsin, yoğuramamışsın, tuzlu yapmışsın, bir almışsın. Evet ve kabul Deniz'inki et. Deniz'inki tuzlu bile değildi. Sen tatlı bu kadar konuşmadı. Bu kadar Niyasiz, konuşmadı. Ben burada kayınvalidem geldiği zaman, puan verdiği zaman seninle kayınvalidemin arasına bir kez dahi girmedim. Hı hı. Sen istediğini söylüyorsun. Burada yemeği tadan senin kayınvaliden, benim cevap verdiğim kişi senin kayınvaliden, hı hı. Konuşması gereken kişi senin Tam kayınvaliden. Hayatında sen beni sen dinlemiyorsun ki. Sen burada puanlama aşamasında konuşman bence çok yanlış. Madem öyle sen burada benim kayınvalideme söylediğin zaman ben de aradan gireceğim ki yapamamışsın, şunu yapmıştın diye. Tamam de. Hiç hoş bir davranış değil. Çünkü biz İkinci bunu söyleyebiliyoruz. Olarak, demek ki yasak değil ki ben konuşabiliyorum şu an. Yasak demiyorum. Bence hoş. Değil dedim. Ben o yasak. Sence? Burada her şey yasak yasak şeklinde ilerlemesine gerek yok. Maşallah da öyle bir dil var ki gerek yok sana gerek zaten. Yok. Onda öyle bir dil şükür. Var ki o da dinlemiyor şükür, seni. Şükür, gayet senin şükür. Gibi dinlemiyor. Gelin kaynana toprağına gayet çekmiş. Şükür. Türkiye'nin en çok altın dağıtan yarışmasıyız efendim. Merhaba kızlar. Siz de benim gibi yakanızda çeyrekleri, kollarınıza bilezikleri takmak istiyorsanız... Niyazi! Altınları görelim. Gelin mutfağa.
ufaklığa başvurdum ve 3 gün içinde aradılar. Kollarımı, bilezikleri, yakamada çeyrekleri doldu. Bize nasıl başvuruyorsunuz? www.gelinimmutfakta.net. Buranın en iyisi, en yeteneklisi benim. Ya da daha kısa yollu 0539 570 37 07 nolu WhatsApp hattımıza güzel bir video çekin gelinli kayınvalideli. Gelinin mutfakta adresinize başvuru yapın. 3 gün sonra size geri dönsünler. Gelin hep beraber yarışalım. Gitmişken aramıza geri geldi. Havalı Hayat ikinci kayınvalidem olacak. Gel şekerim. Bu elbiseyi dün gece diktim diyor. Ha? Evet. Şaka mısın kız sen? Bakayım. Evet. Dön bakayım şöyle bir. Dön. Allah Allah. Bak daha overlo yapılmamış bak şöyle. Overlo yakıldı. Bak. Onu söylemesen bak. Olurdu yani. Bak. Vallahi tebrik ediyorum. Afiyet olsun. Umarım sana şans getirir. Ay inşallah. Yeni elbisen, kaşıkların, çatalların. Ne oldu buna? Hı? Bu ne? Ben bilmiyorum. Bu ne onu? Aa şeymiş, şey olmuş ya. Nazar. Hadi afiyet olsun şöyle, şekerim. Açalım mı? Hadi aç bakalım. Güzel kızarmamış. Nar gibi olması gerekiyor. Üstünün mü? Evet, üzeri fazla kızarmamış. Ben nar gibi derdim. Maydanozu bütün şeyleri tam herhalde kullanılmış. Güzel. Ama bana böyle ekşimsi geldi. Tadı böyle bir ekşi geldi bana. Nedense bilemiyorum. Köftesi de fazla sanki böyle pişmemiş. Püresi fazla kızarmamış. Nar gibi değil. Püre en altta. Kızarmaz o. Yok hayır. Şeyi diyorum. Tamam. Üstteki sosu diyorum. İyi evet. Kızarmamış. Köftesi. Evet. Köftesi de fazla pişmemiş. Püresi. Püre pişmiş ama cıvık böyle tam pişmemiş. Tamam. Sevmedin. Lezzetini puan gel ikiye muyuz? Bakalım. Ha? Ya nasıl kandırmışsın Evren? Ben... Ne dedi Evren? Anlatsanıza şu hikayeyi. İzleyiciye anlatsın. Gerçek mi? Gerçek mi? Yani... Ne dedi? Ne dedi? Dedi ki baktığınız tabaklara dedi hemen puan vereceksiniz. Mesela bire baktınız mı? Beğendiniz mi? 5. Beğenmediniz mi? 1. Siz de inandınız. Şimdi burada öğreniyorsunuz. Şok oldum. Şaka. Evet şu anda şoktayım. Aa süper. Vallahi süper. Ay Allah'ım. Şok oldum. Sabah konuşulanların hepsi şakaydı. Aa. Her kayınvalide bunu yaşayacağız demek ki. Gerçekten. Aa. Hepsini yiyeceksin öyle eski usul puan. Ah Enver. Senin adı bundan sonra Enver. Gel ikiye geç. Yani şöyle Nursan Hanım, bu biraz güzel, fena değil kızarması, kızarmış. Öbürlerine de bakacağım, ondan sonra içim rahatladı nasıl olsa böyle. Köfteyi beğendin köfte, mi? Köfte orta kıvamında. Tamam. Birden iyi. Sos şeyi de güzel, püresini de güzel ezmiş. Evet. Ama nedense pürede hiç tuz yok, neden? Bilmiyorum. Püreye tuz atılmamış. Genel olarak lezzetli buldun mu? Orta. Çok beğenmedin. Orta. Da tuzu yok. Güzel, fena değil. Güzel kızarmış. Köftesi de iyi. Tadı güzel geldi damağıma. Püreyi de beğendin. Püreyi de beğendim. Bu tabağı beğendin. Beğendim. Yani çok da köfte kızarmamış gördüğün gibi Nursen Hanımcığım. Gördüğün gibi ama üzeri kızarmış ama köftesi fazla kızarmamış nedense. Ama üzeri kızardığı için o biraz beni motive etti. Güzel oldu. Afiyet olsun. Damak tadıma biraz güzel geldi. Ben çok özlemişim ha seni hayatçığım. Bak gülemiyorum. Ay yerim vallahi seni. Vallahi heyecanlıyım ha, çok heyecanlıyım şu anda yemin ediyorum. Ay, bu ne ya? Git diyeceksin git. Haydi bakalım. Kızarması güzel. Hı hı. Üzerini beğendim. Lezzeti de geldi bana. Her şeyi eksiksiz koyulmuş. Salça fazla kavrulmamış. Salçayı fazla böyle marine etmemiş. Köftesi pişmiş. Üstü pişmiş. Salçası da iyi.
Püresi de güzel. Beğendin mi dördüncü beğendim. Tabağı? Evet, beğendim. Evet, evet. Afiyet olsun. Hadi. Havalı hadi. Havalı. Ver puanları. Beğendiğimize göre şimdi 5 verelim. Dördüncü tabak 5 puan. 4. Üçüncü tabak 4 puan. Bugün şeyim ya 3. İkinci tabak 3 puan. Özür dilerim canım benim senden özür dilerim 1. Birinci tabakta özürlerle 1 puan. O puan dağıttım valla. Dağıttım. Bak, şaka ya, gibi. Ya bak kızlar ya. Buyur şekerim, ikinci tabaktasın ve 3 puan verdin. Her zaman söylüyorum bu kadar puan dağıtınca 5 puan gelini ya bile olsa hiçbir anlamı kalmıyor. Olan bu 1 puan alanı alıyor, oluyor. Maalesef ben de gelinimi bulmak için attım. Gelinini bulduğunu hissediyor musun? Maalesef hissetmiyorum. Bakalım bol bol dağıttığı puanlarda bu durumda azalmış oldu bu 3 puan. 5 de alabilirdi yani. 3 puanın sahibi gelin kim çıkacak? Üç puan alan gelin. Açalım bakalım kimmiş? Aç şekerim. Kim? Yeşim. Yeşim. Hayat Hanım. Efendim buyurun. Bu, bilmiyorum. Sizden ayrı kaldığımız 2-3 haftalık süreçte bir şey fark ettim. Puanlamalarınızı hiç özlememişim ya. Gerçekten değişen bir gram bir şey yok ya gerçekten. Yeşim senin olduğunu nereden bileyim yavrum? Yok bilmeniz gerekmiyor. Siz benim kaderim ortadayım ya o yüzden. Yok. Ben unutmadım. Online puanlamanızı. Yok. Hayır katılmıyorum sana. Ortam ben, orta değil. Ya bu taraftan başlayıp 5-4-3-1 ya bu taraftan başlayıp 5-4-3-1. Benim ya başa ya öbür tarafa gelmem gerekiyor ki 5 ya da 1'e denk geleyim. Ortadaysam zaten ara puan alırım. İstediğim kadar güzel yapayım. Değiştim değiştim. Artık bu değişmiş haliniz mi? Eski hayat yok karşınızda. Eski hayat yok. Hap aynı. Onu unutun artık. Pembe giymeniz sizi değiştirmez. Hep hoşgörüydüm. Şimdi aynı. Hoşgörü yok. Bitti. Aynı. Siz bir gün burada kalırsanız bir gün ortadaki tabaklara mesela hiç 5 vermeyi düşünür müsünüz? Yeşimciğim çok sana beğensin. Çok yok bana 5 verdiyseniz bile başa denk gelmişsiniz. Konuşmana bir virgül koy. Sana çok 5-4 verdim ben. Ben de size bir soru işaretiyle geliyorum. Buyurun. Siz ortadaki tabaklara niye takıyorsunuz mesela? Onlar biri de almıyor ama 5'i de almıyor. Karezli mi yapıyorum biri? Hayır asla asla alakası yok. Bana şahsi olarak söylemiyorum. Öyle denk geliyor. Oradan Deniz de çıkabilir. Seninki de biri olabilirdi. Evet şimdi Deniz de çıkabilir. Ondan Allah bahsetmiyorum. Korusun. Bakın anlamıyorsun. Sakta yavrum da. Neden sırayla gidiyorsunuz? Arada ya dalgalanma yok. Grafiğiniz çizer gibi bir aşağı doğru ya. Gidiyor. Sen beni yönlendiremezsin ki. Ben size benim dediğimi yapın demiyorum. Öyle icat ediyor. Ama yapacak bakın, bir şey yok. Elendiniz gittiniz işe yaramıyor bu şekilde. 4 puan verdin. 3. tabağa. Haklılık payı var. Var. Biraz öyle yapıyorsun. Var kızlar da yapacak bir şey yok. Emek veriyorlar henüz. Vallahi bizim derdimiz gelinimizi bulmak. Gelinimize 4 ya da 5 verelim. Oh bizden iyisi yok. Oh lili lili lili. Lili lili lili. Bakalım 4 puan. Böyle böyle. Gelinimize mi gitti yoksa başka bir geline mi? Dört puan alan gelin Hayat kayınvalidemden bakalım hangi gelin? Aç şekerim. Niyazi. Oh. Oh. Hayat teyzeciğim hoş geldin hayatım. Çok hoş bulduk sağ hoş olun. Hoş geldin şekerim. Hoş şimdi, gördüm. Hoş gördüm. Öncelikle verdiğin 4 için teşekkür ederim. Süper. Bence güzelce böyle dinlenmek sana yaramış. Devamlı puanlarını bekliyorum hayatım. Ama ve lakin. Şimdi bir virgül koymak istiyorum senin deyiminle. Buyur. Orta beğendim dedin. İkinci tabağı orta beğendim dedin. Yeşim'in tabağını. Benim tabağıma gelince sadece püreye tuzsuz dedin. Sonra dedim ki demek ki genel olarak tuz yok tuz hiçbirinde. Yok dedim, evet. Onun harici bir tane kusurun yoktu tabağımda. Çok beğendin. Ya ve benim tabağıma beğendiğini de söyledin. Şimdi dördüncü tabağı yediğinde onu da beğendim. Bak beğenmedin demiyorum. Dördüncü tabağı da beğendin ama mesela onun salçasına marine edilmemiş tam dedin. Mesela baktığında bir kusuru var onun. Üçe göre. Üçte hiç kusur yok. Dörtte bir tane salça kusuru var. Hani ikisi arasında seçim mi yaptın yoksa hani seçim yani yap. İkisini de çok beğendin. Zaten kendi ağzında söylüyorsun.
Hani birine 5, birine 4 mü gitti? Onu merak ettim. Evet, aynen öyle gitti. Anladım. Yani normalde de 5 bana da denk gelebilir. Yo, ben nedenini açıkladım. Dinlemedin. Başa denk gelseydin 5'i sen alırdın. Ona katılıyorum. Hayır, Yeşimciğim lütfen öyle yargılama. Ona katılmakla beraber şükrediyorum ki birinci tabakta değilim. Bak şükrediyorum. Allah'ım, birinci tabak ya. Ne bu ama, birinci ya? İlk defa Hayat teyze geldiğinden beri, yani ilk günlerinden sonra lezzetli dediğin tabağı yorumuna göre puan verdi. Evet. Benimkine de kızarması yani güzeldi. Onun harici şu anda Hayat teyze 3 ve 4 arasında kaldı. Birine 5, birine 4 yaptı. Gönül isterdi ki bana 5 vermen. Ama inşallah gelinini bulmuşsundur. Hani gelinin 5 almıştı. Benim için problem yok hayatım. Tekrar hoş geldin. Gelinine 5 ver, bana her gün 4 ver. Hiçbir problemim olmaz. Teşekkür ederim. Kurtar beni. Gelinine 5 ver, bana 4 ver. Ne güzel pazarlık yaptım Yasin. Harikasın Yasin. Gel bakalım, kime 5 vermişsin? Bir verince ama beni hep dışlıyor. Öyle olur. Dünya menfaat üzerine tabii. Bak, havalı hayatsın ya sen. Şu an 5'i verdiysen amma havalı olursun ha. Bu ne heyecan, anlayamadım ne ya. Ne fors atarsın. Bu ne hava? Heyecan. Heyecan. Hadi benim yerime anons yap o zaman. Bak canım şuraya. Benim. De ki bakalım 5 puanı kime verdim de. Bakalım 5 puanı kime vermişim? Hasret mi? Deniz mi? Aç. Hasret. Hoş geldin Hayat teyze. Bak sen. Hoş buldum. Deniz. Hoş çok, buldum. Bu da havalı biliyor musun? Bir vermek de havalı bir şey. Şu an çok mu mutlusun 5 verdiğin için? Hasreti ben anlamadım. Bana bir verdin. Vallahi hiç değil mutlu mi? Değilim. Değilim. Ama hoş geldin diye hoş buldum dedim. Onu vermek tamam zorunda. Bırak artık sen hoş geldin, hoş ya, buldun. Benim tamamı bir verdim. Farkında mısın? Bir de dönmüş arkana. Kızlar size puan dağıttım. Bravo ya. Herkese dağıttın ama gelinle gene cimrilik yaptın. Gelinim, ben sana ne dedim? Kızart dedim. Güzel kızart dedim bir, değil bir mi? Bir saniye. Gelinim. Bir saniye. Ha? Sen gel bana ne zaman buraya. Kızart dedim? Biz tüyo mu veriyoruz kızlar? Köfte, ben bilmiyorum ama kayınvalidem demek bana gizli gizli veriyor mu? Elenmeden öncesini söylüyor. Tüyo aklında kaldı. Bak. Şimdi bir saniye. Senin yaptığın puanlama yanlış. Anneciğim bana bak. Söyle. Sen geliyorsun. 5, 4, 3, 1. Şimdi evet. Buradan artık çık. Ya şu birin suçu ne ya? Şu birin suçu ne ya? Bunun suçu ne ya? Bana bunu göster. Bunun suçu ne ya? Ay niye sen de aynı Yeşim niye? Gibi, Yeşim gibisin yani. Nereden bileyim bunun suçu, bunun suçu? Çünkü kız haklı. İlk defa Yeşim'e hak verdi. İlk defa mı? Ben ne söylüyorsam burada çıkıyor. Ya sen gerçekten... Ben haklıyım. Allah gerçekten Allah. Gerçekten bak böyle yapıyorsun. 5, 4, 3, 1. Tamam. 20 tamam, açalım. Bak, kim çıkarsa çıksın. Çok güzel kızarmış. Bak çok güzel kızarmış. Bak çok güzel kızarmış. Bak çok güzel kızarmış. Sanadım ki nar gibi kızart dedim sana. Kızarmış. O kadar kızarmamış. Çok güzel kızarmış. O kadar kızarmamış. Sen tada falan bakmıyorsun. Sen herhalde şey diye düşündün. Deniz bugün ilk gündür. Çok güzel yapamamıştır belki. Lezzetli tabağı bir vereyim. Kıymayı fazla harmanlamadın demek ki. Sen lezzetli tabağı bir böyle verdin harmanlamadın tamam mı? Nasıl harmanlamamışım şöyle, ya? Fazla sen beni izliyor musun acaba Kaynalar Odası'nda konuşmaktan? İzleyebiliyor musun? İzliyoruz tabii canım bakıyorum ama. Ben de izleyemiyorsun. Ama... Bak bunu ben normalde sana evde bile yapsam sen bunu bayıla bayıla yersin. Buraya gelince kafan karışıyor ben seni anlamıyorum. Yani bir veriyorsun bak, kıza gülüyorsun. Ha hoş bak, bulduk. Tam şey olmamış. Özleşmemiş. Tamam sen istiyorsun ki Deniz yukarıdan tekrar valizlerini toplasın. Hadi bay bay. Bunu istiyorsun değil İstemiyorum, mi? Bunu istiyorsun. Canım ne isteyeyim böyle bir şey? Hayret bir şey. İster miyim? Ben şu an senin yaptığın hareketi... Ben zılgıtı hareketi... bekliyordum. Of. Size zılgıt değil de uzun hava gelse daha uyumlu olur hayır, gibi geliyor bana. Hayır gidin zılgıt gelsin hadi, gidelim, uzun gidelim. Hava gelsin. Muhatap olmuyorum ay, demiştim zaten bir verdim tabağıma. Modum düştü. Zaten modum şu anda düştü bir verdim diye. Söyle puan yok, kaldı. Yok önce gülüyordum. Ama güzel yaptı. Yıkıldım. Az önce gülüyordum. Hayır ama hoş geldin dedi hoş buldum dedim. Ya çünkü bırakacağım gülmektim. Hoş geldin falan. Ben ona güldüm. Ben bire bir verdim diye mi güldüm? Bundan sonra sen benle çıksam çıkmasam da şu bire Allah aşkına acı ya bari 2 ver, 3 ver, 4 ver, 5 ver şu bire bir verme. Kafandan çıkar at artık ya. Ama Deniz ara puan istiyorsan ortalarda olman gerekiyor. Başta... O da şans. Hiç ona taktınız siz. Vallahi taktınız. Biz değil. Taktınız. Siz takıldınız. Bahaneniz ne oldu? Bahane de bence oldu. Çok güzel puanlama yaptı. Hiç bahane sana demiyorum. Siz... Oo bir verirken ama neredeyse ya, beni ya. Tırmalayacağım. Ya ama... bırak tırmalasın bir ver de tırmalasın bana aa, beş ver. Ama Hayat Hanım bilseydim, bak. Allah'ım ya Rabbim bilsem zaten Hayat sana beş verirdim. Sen hasreti bulmaya gelmiş olabilir misin? Valla bence aa, o valizleri aa, toplayıp aa, tıpış tıpış tekrar gitmek istiyor. Bak bu son şansın ona göre. Bak mesela hasreti ona göre puanlamanı yap. Hiçbir şey demiyor.
keyfi gayet yerinde. Mutluyum. Evet. Ne diyecek kız ya? Hoş geldin diyor. Yani kız hoş geldin dedi. Ben de hoş buldum. Güler yüz göstermek zorunda. Evet hayatım. Bak mesela şu anda kızcağız. Hasretin yerinde senin gelinin olabilirdi. Şu an keyifli şu an olan Deniz olabilirdi. Ben de zılgıtım kaldı öksüz. Ya. Ben oynamadım, öksüz kaldım. Yani yapacak bir şey yok. O zaman ne yapıyoruz? Bundan sonra 5, 4, 3, 1 yapmıyoruz. Sıradaki kayınvalidem Nurten Sultan olacak. Buyur şekerim. Evren size sabah bir şey söylemiş. Ha, söyledi. Bundan sonra puanları tadar tatmaz vereceksiniz demiş. Ha, işte onu o sorayım. Şakaymış. Ha. Ha ha. Aa. Evet. Gerçek mi? Gerçekten. Ay. Nereden? Yemin biri? Ederim şu an çok sevindim. Afiyet olsun. O kadar çok sevindim ki. Hepsini yiyorsun. Ondan sonra istediğin gibi. Bir şey diyeyim sana vallahi çok sevindim. Ben Beyhan ablayı düşünemiyorum. Onun haberi yok. Kafayı yiyor yukarıda. Aa, kıyamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Nasıl bir tabak? Görsel olarak güzel. Evet. Bak görsel olarak güzel. Püresi pürüzsüz yapmışlar ama hafif böyle akışkan geldi püresi bana. Tamam. Akışkan geldi. Çok da lezzet alamadım. Tuzu da yani eşit veriyorlar. Çok işte o tuz oranından herhalde çok lezzet alamadım. Üstünün kaşarı güzel kızarmış. Çok da çiğ değil ama öbür tabaklara da bakacağım. Bak bakalım ikinci tabağın nasıl olmuş. Köftesi çok içip özleşip pişmemiş ama lezzet olaraktan lezzetini aldım yani. Hı. Pişmeyen şeyin nasıl lezzetini alabilirsin? Ama yoğurmakta çok fark ediyor bu. Ama güzel kızartmışlar. Hı. Püresi de lezzetli. Çok kötü değil yani lezzetli. Tabii ki öbür tabaklara bakacağım bunları değerlendireceğim ben. Bu tabağı beğendin mi beğenmedin mi? Yani beğendim orta beğendim. Haydi geçelim üçüncü tabağa. Beğendim orta beğendim. Bunun köftesinin tuzu çok az. Böyle tam böyle yoğurup da özleştirmemiş köftenin tuzunu çok aldım. Yani pişme oranı ama ikinci tabak gibi. Yani pişmemiş mi? Çok yoğurup özleştirmemişler köfteyi. Bu köfte yoğuruluyor çünkü. Yoğurulduğu için tam her şeyini katıp özleştirmemişler. Çok şey alamadım ondan. Bunun içi çok da pişmemiş bak. Birinci tabaktaki gibi. Bunun da püresinde şey var. Böyle sanki pürüzsüz olmuş ama su tadı alıyorum. Neden su tadı alıyorum orasında anlamış değilim. Çok beğenemedim bunu da. Bir de şeklini de çok beğenmedim. Hadi geçelim son tabağına. Bunun da üstünü kızartma. Yani üçüncü tabağın üstünün kaşarının kızarması ile dördüncü tabağın üstünün kaşarının kızarması aynı, eşit. Kaşarı eşit yani. Püresi çok az bunlara göre, az püresi. Ama olanın lezzeti zaten köfte tamamen oturmuş püre olmayınca köftenin tadı da iyicene girmiş ona. Normal diyeyim buna. Yani üstü kızarmış ama köfte tamamen pişmemiş. Bu tabağı beğendin mi? Beğenmedim çok. Çok değil beğenmedim. Kaşarını yani. Beğendin mi? Kaşarı kızarmış sadece. Kaşarın tadına bile bakmıyorum ben. Niye? Niye bakmıyorum biliyor musun? Kaşarın tadını zaten biliyorum kızarmış sadece. Kızarmasına bakıyorum. Kaşarı yanmamış. Sadece böyle görüntü olarak değerlendirdi, kenara aldı sonra kapak yaptı. Şimdi şöyle. Birazdan bugün misafirimiz gelecekmiş de sanki sıfırdan tabakları yapmışsın gibi oldu. Ya görsel olarak şimdi ekran karşısında çirkin dursun istemiyorum. Puanlara bak. Nurtenciğim. Şurada puanlar böyle gözüme girdi. Hadi ver bakalım. Şu iki tabağın arasında kaldım ben. Şöyle söyleyeyim.
5 puan buna veriyorum. Birinci tabak 5 puan. Şuna da ne versem bilmiyorum ki. Bu görsel bariz ayrı bir tabak yani. Bunların üçü bir. Bu görsel biraz kabarmış. Anlayan veremedim ama lezzeti de olmuştu. Yakmışlar ama üstünü çok da yanmamıştı. Hadi buna da 3 puan vereyim. İkinci tabak 3 puan. Bunun püresi vardı. Bunun çok azdı. Bunlara da 1-1 veriyorum. Üçüncü tabak 1 puan. Dördüncü tabak 1 puan. Çünkü bunda püre yok. Eğer sen bu yorumları hatırlıyorsan. Hatırlıyorum. Ya bak öyle bir puanlama yaptın, yorum yaptın ki değişik. Sonra gelinler kızınca kızıyorsunuz. Vallahi birinci tabağı çok daha lezzetini iyi buldum. İkinci tabağın şöyle söyleyeyim değişik geldi bana ama püresi vardı altında bir tane. Benim için hava hoş. Aynen. Ben sadece yazıyorum, gelinin çıkarsa da mutlu oluyorum. Son anda bir vereyim yaptın. Aynen. İki tane birin var. Haftanın ilk günü. Bir puan alan gelin çok üzülecek. Bakalım kim? Puanlama yapan üçüncü kayınvaliden Nurten Sultan'dan bakalım bir puanı kim almış? Aç şekerim. Deniz. Zaten Nurten teyzeden beklediğim bir puanı, çok da yüksek bir puan beklemiyordum açıkçası. Yani sadece kaşarı pişmiş, yok işte püresi çok az. Yani bunlara niye takılıyorsunuz bu kadar onu anlamıyorum. Şimdi zaten tüyo da vermiyoruz biz artık birbirimize. Bak tüyo yok burada. Evet. Ama şöyle tattığımda püresinde çok şey alamadım, tuz aldım evet. Tuzu onun, ikinin, üçüncü tabağın tuzu çok geldi bana. Vallahi pürede iki tane tuzu kayınvalide geldi. İkisi de tuzuyla alakalı, bana bir şey söylemedi. Ben şöyle tuzu söyleyeyim, tuzu çok geldi. Ben orada kimin olduğunu bilmiyorum, gelinim de olabilir. Ama şöyle söyleyeyim, köftesi de çok pişmemişti. Şimdi bu et değil mi? Kıyma değil mi? Kıymayı evet. Sen tavaya koysan 5 dakikada pişecek bir şey ya. Yani bu ateşi gören kıyma nasıl pişmiyor? Ben de ona hayret ediyorum ki biz bunu önceden ama fırına atıyoruz. Daha sonra çıkarıyoruz. Püreyi koyuyoruz. Sonra köfteyi, sonra sosunu, sonra kaşarı koyuyoruz. Olmamış ama. Yani nasıl olmamış? Nasıl pişmemiş? Siz bence lezzete, yani ben tüm kayınvalideler için konuşuyorum. Lezzete bakmıyorsunuz. Nurten Hanım sorar mısınız? Kaçıncı biri diye. Ben de kendi kayınvalidem dahil. Şimdi sor ben geri. Üç tane bir aldı da hala tabanı. Kayınvalidelerinkini bilmiyorum. Ya tamam işte hiçbir ama lezzete vermiyor. Yani bu kıyma nasıl pişmiyor ben onu anlamıyorum. Siz gerçekten lezzete puan vermiyorsunuz. Ben bunu burada çok iyi anladım. Benim bile kayınvalidem eve geldiğinde o yemeğimi öyle bir kaşık kaşık yiyor. Burada gelip bir veriyor. Zaten sizden bir şey beklemiyorum. Kendi kayınvalidemden bir aldım. Ama ben onun o tabağın pişmemiş olduğuna inanmıyorum. Bakabilirsin pişmemiş. Baktım, baktım. Ama yani ben defalarca da baksam o tabak değişmiyor pişmemiş, zaten. Ben pişmemiş tabağı ben ama pişmiş diye ben. Perdelik var mı o tabakta? Deniz, ben bir görmedim. Dakika. İkinci tabağı pişmemiş dedin. Ona 3 verdim mesela. İyi üstü harmanla çok güzel özdeşmemiş. Dedim. Yanma derecesine gelmiş. Tamam dedim. O zaman dördün de üstü çok güzel kızarmıştı. Ona niye 1 verdiniz? Efendim? Dördün de üstüne çok kızardı dedi. Onun da püre kızarmış. Hiç yoktu. Hiç püre yok altında. Hiç püre yok. Tamamen güvecin içine oturmuş köfte. Ben tatmak için püre bulamadım içinde. Biz yokken siz bence burada Sevilay teyze, Beyhan teyze örnek alıp farklı tabaklara bir vereyim diye düşünüyorsunuz. Ama dikkat edin gelinizi de yakarsınız. Farklı tabağa bir vermiş olsaydım bir tek farklı tabak buydu ona verirdim ama değil mi? Ama az önce dediniz ya püresi az diye. Az yok. Tamam işte farklı tabak oluyor ya ben de onu söylüyorum. Gelinim de yapmışsa püresini o koyduysa yok koymamış. Tamam işte ben de diyorum ki farklı tabağı o zaman siz veriyorsunuz biri. Yani onlara örnek almışsınız ya diyorum. Püre yatağında köfte değil mi kızım? Değil. Yok olmamış işte beğenmedim. 3 puan verdiğin tabağa bakalım. Üçüncü kayınvalidemden 3 puanı bakalım hangi gelin aldı? Üç puanın sahibi gelin. Hazırsan aç bakalım. Hasret. Kendi gelinin. Evet, bir şey kime, beşe kime verdim? Niye bu şekilde bir puanlama yaptığını öğrenebilir miyim? Şöyle kızım, çünkü bunu daha çok üstü güzel kızarmıştı. Biraz daha yanığa dönük olmuştu o. Bir de görsele sen dikkat edersin, görseline dikkat etmemişsin. Görselinde ne problem var? Var, bakabilirsin tabağa. Tamam, söyle ben anlıyorum. Bak geldi tabağa. Görseline sen dikkat edeceği düşünüyorum. 3 verdiğime dua etsen. O görsele 1 verirdim ben. Neyi var şimdi bunun? Bu görseline bakar mısın? Ben bunu daha düzeltmiş halim.
Böyle tamam, mi olur? Dakika, bu bak ne, hepsi, ne? Hepsinden yüksek bu. Bu niye yüksek niye biliyor musun? Benim kıymam daha fazla çıktığı için yüksek. Altı eşit ben her şeye böldüğümüz zaman benim kıymam bu şekilde çıktı. Bilemem onu. Ha, bilemezsen ben ona bilemem. Göre yorum yapacaksın. Yorumunu da yaptım. Sen niye küçük tabaklar arıyorsun ki? Bak bununki o zaman daha da küçük. Bunlarınki küçücükler. Olabilir. Ben onlara kıymayı alıp nereye götüreyim? Zaten. Onlara da bir verdim zaten. Kıymamı nereye vermedim. Götüreyim ben dört anlamadım vermedim, ki. Dört vermedim, üç vermedim. Yüksekmiş. Şimdi sen bana burada bir kıyma verilmiş. Etseydin. Yapacak bir şey yok. Şey söylüyorum, bana burada bir kıyma verilmiş değil mi? Ben bunu altı eşit parçaya böldüğüm zaman bu ölçü çıkıyorsa ne yapayım? Yarısını cebime onu, mi koysaydım? Onu güzel böyle özleştirirsen, elinde de güzel güzel yaparsan, şeklini güzel tamam. verirsen, bir güzel ölçü şekilde verdiler. Içine şey güzel olur. Nurten anne bir ölçü verdiler, o ölçüye göre oturtturdum ben onu. Bize de aynı ölçüyü verdiler. Bizimki daha küçük. Tamam biz ne yaptık? Geri kalan kıymayı biz ne yaptık? Şu soruyor, bunlara koyduk. Başka bir ölçü verdiler ama anladım. Ölçüden bahsediyorsun. Görsele dikkat ediyorsan, ben de onu biliyorsam görseline dikkat edeceksin. Kıymanın yarısını saklasa mıydım? Bölüştürseydin altısına. Altı tanesinin altısı da aynı benimkinin, eşit. Olabilir, bilmiyorum. Eşit ben yani. Öyle gel, görselinden verdim ona. Yapacak bir şey yok. Nurten sen benim, sen beni biliyorsun, o zaman görseliye dikkat edecektin. Görsele önem veriyor benim gelinim. Sen konuştun ya, sen konuştun sıra benim gelinimde. Bir sus sen sus. Bir saniye. Ama sakin. Konuştun ya. Tamam. Sıra tamam, gelinimde. Sakin. Gelinime 3 verdim, başkasına 5 verdim. Heyecanlanma sakin. Bak ben diyorum ki, şimdi sen görsele önem veriyor diyorsun ya gelin. Evet. O zaman sen gelinin tabağına da bir vermen gerekiyordu. Benim tabağımın da görseline hiçbir için, şekilde bir şey söylemedin. İçi lezzetli tamam. olduğu için. O zaman dörde beş ver, dört vermen gerekiyordu. Dördün altında püre yok. Görseli güzel. Olabilir, püre yok. Tamam ama bunu sen püre diyorsun püre ki görselini kadar güzel yapıyor diye. Denizciğim ya, sen tabağını savundun ya, bir sus. Ha, sen gelinime gel tamam. Sen yapamamışsın, almışsın biri. Buyurun, yapacak buyurun. Bir şey yok. Devam gelinim de yapamamış, üç almış. Güzel yapardı ama 3 aldı. Bak gelinim ben mi yapamam? Ben gayet güzel yaptım. Ha güzel. 2 tane işte. Tabak arasında kaldım dedin. Birinciye dedin ki bunun dedin püresinde su tadı var dedin. Madem ondan kırsaydın ondan kırana ondan, kadar. Ondan kırmadım. Neden kırmadım onu? O senin gibi yapmıştı. Neydi ben demek, püremde su tadı mı bırakıyorum? Su tadı değil. Görselini senin gibi yapmıştı. Çok beğenmedim aha. lezzetinde ama 2 tabağın arasında kaldım. Hayır köftesini bak bir şey söyleyeceğim. 2'yi yedim ve köftesini daha çok beğendim dedin. Evet. Bu dedin sadece biraz daha büyük. Birincinin püresinin, bunun püresi daha güzel ama bunun da dedin püresinden su tadı geliyor dedin. Tamam. İkisinin arasında 5-4 de yapabilirdin. Şeklinden buna 3 puan verdim hasret. Şeklinden 2 puan kırdın ya, onun püresinden niye kırmadın diyorum sana. Kırmadım, 5'i ona verdim işte. İşte kıracaksın, kırmadım. Madem ki öyle yapıyorsun en azından 5-4 yap. Tamam. Benim, hasret. Benim sen görsele benim dikkat ettiğim için görsele ya. Dikkat evet, etseydin pişti. Sen de. Bir dakika Nurten teyze, köften ya, pişti demiştin ya. Ya Nihat'a bir sus sus, her şeyi atılıyor sen de ya. Bir tabağa sıra gelsin. Ben burada istediğim gibi konuşabilirim. Bak tabağa sıra gelsin konuş. Konuşurken gelinin bana cevap veriyor ya. Sana mesela, ne dedi şimdi o benimle konuşuyor. Şu an geline bir şey soruyorum ya. Niye soruyor? Tabağına tamam, sor. Tamam birbirimize saygı duymamız aa, gerekiyor ya. Bana sen sus sus diye konuşamazsınız. Bak bir tane. Bu bir. Tabağın sırası geldiğinde konuşursun sen. Öyle bir hakkınız yok bak. Sizin. Saygı. Aynen. Niyase. Tabağın sırasına geldiğinde tamam. konuş. Sen de sus. Bu ne ya? Pazartesi gerginlik var. Direkt ilk günden hazırsam bakalım 5 puanı hangi geline verdin? Hazırsan 5 puanın sahibi gelin. Aç şekerim. Yeşil. İşte yine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Diğerini de güzel açalım. Güzel olmuş. Dördün. Bak güzele güzel nasıl diyorum. Yaptın. Afiyet olsun. Niyase. Şimdi orada püre yokmuş. Hiç kimse püre yok dedi. Ona da geleceğim. Afiyet olsun. Şimdi benim köftemi çiğ dediniz değil mi? Evet. Şu ana kadar 2 tane kayınvalide geldi. Bir tanesi çiğ demedi benim köftemi. Ha. Yorumlarınız tutsun. Püre yok dediniz. Ben evet. burada pürelerimin hepsini bitirdiğimde şef gelip baktı. Bir tanesi biraz azdı, ona biraz daha ekle dedi, onu da ekledim. Bütün püreleri de tamam dedi. Azsa sizin deyiminizde. 2 tane kayınvalide geldi, bir tanesi püremi az demedi. Bana ben püre bulamadım tatmak tamam, için. Tamam ben püre bulamadım diye değil, siz oraya kaldırdığınızda böyle kaldırdınız ya onu. Ben oradan püreleri görüyorum. Ben bu arada masaya yakınım buradan. Ha. Oradan da görünüyordu. Tamam. Kalkıp da demek ki farklı tabaklara verilebiliyorsa güzel tabağı elediniz.
Çünkü güzel değil, yani, güzel olsa güzel derdim. Onu bir geçeceksiniz Nurten teyze. Olmamış mı yani? Olmamış, olmamış. Olmuştu. Olmamış. Çünkü ben bir tane beş, bir tane dört aldım. Tamam, olabilir. Kimse benim tabağıma pişmemiş demedi. Bak, herkesin damak tadı farklıdır. Herkesin bakış açısı farklıdır burada. Benim hoşuma gitmedi, beğenmedim, olmamış. Püre bulamadım tatmak için. Ne yapabilirim? Ben gördüm buradan püreyi. Tamam, ben görmedim o zaman. Ben gördüm, o zaman gözüm takım Nurten teyze. Görmedim, yok püre. Bitti mi? Bitti. Nurten teyzeciğim, o zaman gözlük takın. İsterseniz ben size hediye getireyim. Çünkü ben buradan görebiliyorsam o püreyi. Niye? Beşleri dörtleri alırken gözlük taktın Nurten teyze demiyordun da bugün biri alınca mı gözlük tak diyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Şu an bak yine aynısını yapıyorsunuz. Karşılıklı iletişim kuramıyoruz. İletişim kurmamız için konuştunuz burada. Tabağı da yorumladınız. Bitti her şey. Şimdi madem benim tabağıma bir verildiyse müsaade edeceksiniz. Ben de bu tabakla ilgili sorularımı soracağım. Siz de cevabını vereceksiniz. Bu şekilde iletişim kuracağız. Tamam. Söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun söyleyin, sonra ben cümleye gireyim. Söyledim ben zaten, tabağa yorum yaptım. Lezzetine yorum yaptım. Şimdi ben yapabiliyor muyum? Araya girmezseniz ben yapabiliyor muyum? Tamam. Şimdi Nurten teyzeciğim burada 5-4 verdiğin zamanlarda her zaman ben teşekkür etmesini bilmişimdir. Ama şu ana kadar kimse benim tabağıma pişmemiş demediği halde pişmemiş diyorsanız ben bunu sorarım. Pişmemiş değil benim tabağım. Bana gelen mesela, pişmemiş. Mesela kendi gelinin tabağına da pişmemiş dedin. Lezzetli dedin, farklı dedin, verdin, beğendin. Şimdi benim tabağıma pişmemiş diyorsun. Pişmemiş miydi? Pişmişti. Pişmemiş miydi? Pişmişti. Diyorsun ki püresi yok. Püreyi de görüyorum burada. Yok. Git bak tabağına var mı? Demek ki ben bu kadar tatmak için püre bulamadım. Muazzam bir tabak çıkaramayacak gelinin. Çünkü neden? Benim zaten gelinim farklı çıkarmış, ona 3 verdi. Benim gelinim çok ben güzel. Ben cevabımı aldım, bak beğenmedin ama. Bak çok güzel tabak çıkarır, dedin. Yemeği çok güzel yapar. Ama görsele önem verdiğini bilerek yapamamış. Sadece 2 puanı görselden kırdım. İçi lezzetliydi. İçinin köftesi lezzetliydi. Çiğ dediniz. İçinin köftesi lezzetliydi. Tamam ama çiğ dediniz, pişmemiş. Madem benimki de pişmemiş. Demek ki o 3'ü hak etmiş, o 5'i hak etmiş, siz de 1'i hak etmişsiniz. Vallahi Nurten teyze, gelinin biraz önce benim kayınvalideme dedi ki ağzının tadı yok, bence senin ağzının tadı yok. Evet kızlar ve kayınvalidelerim, puanlardan memnun olmayanlar ve olanlar. Haftanın ilk günü ilk kritiğimiz olacak. Bakalım neler olmuş bugün. Biz altınları kazandık. Daha doğrusu 3 tane çeyrek kazandık. Herkes biliyor. Eve gittik, 2 tane çeyreği bana ver kızım, borcum var dedi. Aa! Çeyrekleri istedim, vermedi. Yani her şeyi bekliyordum ama bunu beklemiyordum. Aa! Şu an burada öğreniyorum. Var mı öyle bir şey? Haftanın ilk günü kritikle işte karşınızdayız. Şöyle bir konularıma baktım da gözümü devirdim yani ister istemez. Eğer burada olmak, bizimle yarışmak isterseniz, şu sandığımdan 5 tane bileziğin sahibi olmak isterseniz, her günde bir çeyrek isterseniz www.kanald.com.tr adresinden ya da 0539 570 3707 güzel bir videoyla bunlara sahip olabilirsiniz. Hemen konulara geçiyorum. Aramıza bugün katılan gelinlerimden Deniz'in arası kayınvalidesi Hayat Hanım'la neden gerilmiş? Çok merak ettim. Deniz'in tekrardan aramıza katılmasının ilginç de bir öyküsü var. Gelin hepsini izleyelim. Kızlar ben buraya tekrar bir başvuru yaptım. Başvuruda da normalde kayınvalidem çok istemedi ki niye biliyor musunuz? Benim altınlarımı ikisini kayınvalidem benden istedi. Borcum var dedi. Ne yaptı ne etti? Zaten her gün bize gelmeye başladı. Yani o kadar çok artık altın ikisini bana ver. Ya borcum var ya şöyle ya böyle diye. Ben de dedim ki tamam ben 2 tanesini sana vereyim. Hani sana sonra veririm diyor ama tabii ben buna hiç inanmadım. Ben altınları verdikten sonra bir de bana ne dese beğenirsiniz. Ne dedi? Ya oradaki kızlar zaten altın yumurtlayan tavuk, sen fos çıktın. Hem altını veriyorum ondan sonra da bana böyle bir cümle sarf ediyor. Gerçekten çok sinirlendim. Kavgada söylenmez bu ya. Evet. Artık dedim ki yapacak bir şey yok. Tamam anne bak ben sana 2 tane çeyreği verdim. Artık benimle hani yani çok konuşmayalım. Ben gelinimle küs geldim. Sizin gelininiz gibi altın yumurtlayamadı. Şu an küs müsünüz? Evet küsüm. Ona kızdım. 2 tane çeyreğini aldım elinden. Ondan sonra yönetmeni arıyor bu.
Yönetmeni beni şikayet ediyor. Ben tekrar gelmek istiyorum. Kendimi kanıtlayacağım diye. Bakalım kanıtlasın, göreyim bakayım. Güvenmiyor mu hala sen gelin? Güveniyorum aslında da. Yani sizinki gibi yumurtlayan tavuk olmadı. Aa. Deniz'cim neler oldu böyle? Senden yumurtlayamadım. Yumurtlayamadın. Yumurtlayamamışım. Seni mi suçladı gidişinizle ilgili? Zaten ilk geldiğimizde de bana diyordu ki ben senin tabaklarını çok iyi bulurum kızım, sen hiç merak etme dedi. İlk bir hafta çok güzel buldu. Daha sonra kendi bulamayınca suç bende oldu. Ben yumurtlamamış oldum bu sefer. Yani hem gelip benden altınları istiyor. Ya sen, ben onları, tamam senin de hakkın var. Hiçbir zaman bunu hani söylememezlik yapmıyorum. Hakkı var. Ama gelip benim evime iki tane çeyreği kızım bana ver, borcum var diyor. Burada da gelmiş elinden aldım ben onun diyor. Ben sırf senin borcun var diye verdim. Aa! Ama kolaylıkla da vermedin. Sen sürekli yani, tamam da kolay da vermedin yani. Biz, al anne senin olsun demedin. Neden ver, diyeyim ver, ki? Ver dedim öyle aldım. Ama neden söyleyeyim? Zaten biz buraya ilk geldiğimizde ben sana dedim ki bizim altınlara, paraya ihtiyacımız var. Bunlar benim. Sen de bana tamam dedin. Biz altınları kazandık. Daha doğrusu 3 tane çeyrek kazandık. Herkes biliyor. O eve gittik. 2 tane çeyreği bana ver kızım, borcum var dedi. Zaten vermesem biliyorum her gün bizde. Kapıma dayanıyor. Sabah gelir akşam gider. Artık dedim vereyim. Artık vereyim yani. Şu an yani. Hiç altının yok mu? Şu an bir tane kaldı ama sanırım onu da isteyecek. Sıfırdan başlıyorsun. Benim için şu an sıfırdan başlıyor her Deniz şey. Deniz o kadar çok başvuru yapmış ki. Yani izleyici de seni çok sevmiş. Bilmiyorum kayınvalidenle ilgili bir şeyler yazmışlar ama. Hakikaten çok mutlu oldum ben tekrardan aramızda olmanıza. Biz de çok defalarca başvuru yapmış ve hırs yapmış Deniz. Ben çok farklı bir Deniz olarak geri dönüyorum diye biz de tabii ki seve seve tekrardan aramıza aldık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beni kırmadınız. Bizzat Evren'i aramışsın, evet. Yönetmenimizi. Nasıl aradın? Ya şöyle oldu aslında. Şimdi kayınvalidemin o sözünden sonra çok içerledim. Dedim ki tamam ben kendimi demek ki yeterince gösteremedim. Ben tekrar başvurmam gerekiyor. Yani buraya da çok sevdim. Zaten giderken ne kadar üzüldüğümü herkes de gördü. Dedim ki ben bir Evren abinin numarası bende var. Bir arayayım. Hani böyle nasılsın Evren abi, iyi misin diye aramak çok istedim. Çok ağlamışsın. Evet çok ağladım. Aradım Evren abi böyle böyle benim kayınvalidem gerçekten çok üstüme geliyor. Elimdekileri de aldı. Benim de ihtiyacım var. Ben tekrar gelmek istiyorum. Böyle bir imkan, böyle bir şans verebilir misiniz dedim. Sağ olsun beni kırmadı. O da tamam dedi. Gel o zaman. Görüşelim tekrar dedi. Gittik görüştük ve buradayım. Elendikten sonra Evren kulağıma diyor ki kirayı vermemişsin yine Deniz'e. Aa, var mı öyle bir şey? Hayır veriyorum. Nereden çıktı bu konu o zaman? Hiçbir fikrim yok. Kirayla ilgili burada bir şey söylemedim ama zaten sen o altınları aldıktan sonra bir kirayı kesmiş oldun bizden. Ha, öyle demek istemiş. Hatta bir kira bile değil, iki kirayı kesmiş oldu. Doğru. Elimden ihtiyacım vardı. İhtiyacım vardı. Kirayı alıyorlar zaten. Benim de ihtiyacım vardı. Siz de biliyorsunuz ki 4 tane güne girdim. Ondan sonra üst üste geldiler. O günlerim üst üste geldi. Borç almak zorunda kaldım. Komşumdan. Gün parası için mi yaptın bunu? Evet. Evet. Şu an burada öğreniyorum gün parası için olduğunu. Eğer gün parası için olduğunu bilseydim vermezdim. Evet. Bana gerçekten çok ihtiyacım var kızım. Lütfen ama borç, kime gideyim ama komşumdan dedi. Borç ben şeyi aldım. Çok sevmedim Ayak abla. Bir dakika abla. Komşumdan borç aldım ama borç borçtu. Ya tamam da çok önemli bir şey diyeyim. Ya bir günün eksik olabilirmiş de ben daha çok şeye takıldım. Hani böyle bilmiyorum aklıma o geldi. Hani çocuk doğuramayınca böyle insanlara eskiden şey yaparlarmış ya böyle yapamıyorsun edemiyorsun. Sen de altın yumurtlayan tavuğa benzetmişsin. Evet, burada evet. Kazanan gelinleri. Evet. Sen altın yumurtlayamıyorsun demişsin. Birazcık... Söyledim. Ama güzel bir benzetme olmamış. Çok güzel bir benzetme oldu. Neden? Üç tane çeyrekle ayrıldık ayol. Benim alnımın terini güne yatırmış. Yani ama şu an... borç verdin değil mi? Borç olarak verdim ama ben onun bana zaten geri dönmeyeceğini biliyorum. Onu bilerek verdim yani onu göze alarak veririm, verdim. Veririm veririm. Yiğit'in hatırı için vereceğim. Tabii buradan kazandırırsın gene alırsın. Tabii inşallah. Hayat abla bari aldın makine alsaydın kendine. Çamaşır makinesi alsaydın. O Deniz'in makinesi var ne var? Ay, inanmıyorum. Yine bize getiriyor. Ne biliyorsunuz Allah aşkına ya? Ne var biz yani gelinim değil mi? Oğlumun evi değil mi senin dediğin gibi? İyi de Beyhan Hanım hep onu diyorsun ya benim oğlumun evi benim oğlum. Ben de sizden alıştım. Canım oğlumun evi ayrı,
Benim evim de düşünüyorum. Aa, şimdi öyle mi olduk? Çamaşır. Pardon, söyle, pardon. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? İmaj değişince. Ay, isminiz ne pardon? Ne diyorsunuz? Ben de tanıyamam. Hanımefendiyi tanıyan var mı? Seylan Hanım. Yeni... Ben de çıkaramadım. Nürsel Hanım, yeni yüz arıyordunuz, yeni yüz. Yeni yüz arıyorduk, yeni yüz geldi. Beyhan abla, sen değilsin. Çok acayipsin. Yeni yüz ve yeni huy. Sen Hayat Hanım'a hak verdin mi? İstemesi için çeyrekleri. Çeyrekleri mi? Çeyreklerimi isteme. Üç tanenin neyini isteyecek ya? İstemese daha mı iyiydi? Tabii iyiydi. Gerçekten huyu da yazmış. Ah Beyhan'ıma ah. Sabahtan beri burada diyorsun ki oğlumun evi, oğlumun evi. E benim oğlumun de oğlumun evi canım. Allah Allah. Ne var çamaşırını mı yıkasın? Kendi mi yıkıyor? Makine yıkıyor. Makine yıkıyor. Çamaşırlarını gelin ben yıkarım. Ha. Ya gelin elde demesin ki kaynanan benden para istedi demesin. Git oğlundan iste. Ha. Ay senden cimrisi yok. Sen benden daha cimrisin. Diyor ki iste ama diyor oğlumdan iste. Ben gelinimi çaktırmadan oğlumdan alıyorum diyor. Aynen ben yani. Oğlumdan istemiyorum. İstemiyorum çeyrekler. Çeyrekler ondaydı. Oğlumda hayır, mıydı? Benim oğlumda mıydı çeyrekler? Deniz'deydi. Hayat abla sen bayağı yanında Deniz yokmuş gibi konuşuyorsun. Hakikaten ne yapalım? Küs artık eski hayat yok. Küs müsünüz? Küsüm. Gelinimin... Küsme sebebin ne? Ya küsme sebebim çeyrekleri istedim. Tamam. Nursel Hanımcığım vermedi. Ben de zorla aldım. Yani aslında şöyle benden daha fazla bir şey bekliyordu. Yani işte Deniz 10 tane 20 tane bilezik alır diye düşünüyordu. Tabii ben alacağım ama kayınvalideme de vereceğimi. Daha doğrusu o benim elimden yine alacaktı onları. İstediğini bulamadı burada. Yani Deniz kazanamadı. 3 tane çeyrek kazandı. Bu ne ya falan. Hani bunun için mi gittim ben oraya falan diye düşündü. Sonra elimdeki o 3 çeyrekten ikisini de aldı. Sen onun üzerine başvurdun. Evet. Defalarca tekrardan evreni aradın en son. Şimdi Hayat ablaya sürpriz oldu yani buraya tekrar. Benim haberim evet. Yoktu, haberim sürpriz yoktu. Sürpriz oldu. Benim haberim yoktu. Ama koşa koşa da geldi benimle, ben de onu anlamadım. Seviyorum ekranları. Hayır, çeyrek alırsın da gene alırım demeye geliyor. İnşallah yarabbim. Valla artık benden çeyrek isteme, benden altın isteme. Hiç kusura bakma, bak burada da bak, ben senden o iki çeyreği almayacağım. Ben de seninle bak yaşıyorum. Bir saniye anneciğim, ben senden o iki çeyreği almayacağım. Ama sana da buradan kazanırsam hiçbir şey vermeyeceğim. Hayır, Deniz, hayır. Hayat Hanım. Hayır, Deniz. Çok pardon. Aa. Bir dakika, o çeyrekleri borç aldım ama... Kazanırsam yine bana verecek. Hayat abla, gelininin durumunu sen hepimizden daha iyi biliyorsun. Deniz de bizimle paylaştığı için söyleyebiliyorum. Aslında senin borcun var ve buraya katılma amacın borçlarını kapatmak. Kendine evet. De çok güveniyorsun. Aniden elendin. Kayınvaliden bunu bilmesine rağmen sen ondan para istedin, vermedi, üstüne elindekileri de aldı. İşte ben size burada o kadar anlatıyorum. Belki insanlar da bana inanmıyor ama kayınvalidem gerçekten oğlunu, torununu, gelinini değil kendini daha çok düşünüyor. Torununa bir çeyrek bile takmaya benim elimdeki iki tane çeyreği aldı. Hayat Hanım bir şey diyebilir miyim? At kalede ben varım. At yakalarım belki yalanlarını. Hayat Hanım burada yarışmacılar gelinlerimiz. Altınlarda gelinlerin hakkı. Bak hepsinin yakasında var. İsterseler kayınvalidelerine kendileri verir. Geçen gün... Öyle almak, zorla almak nedir ya? Geçen gün bilezikleri kızın elinden aldım, bayram ediyordum böyle. Kendi böyle nispet ediyordum bir de millete. Hayatım ben burada herkesin gözü önünde taktım o bileziği. Ama bayram etti böyle. Ederim biz. Bir de nispet yapıyor böyle. Sen de birileri verirsen biz bayram edemeyeceğiz böyle. Ama. Böyle nispet yapıyor. Siz de bayram edin. Hiç yakışıyım. Olan var, olmayan var. Gelinin kendi isteğiyle versin. Öyle zorlanmanın. Biraz kendinize gelin. Öyle şeyler yapmayın. Aa. Çok ayıp. İyi yaptık. Bilezik tıkandı. Yok evet, yanlış. Böyle evet böyle yapıyor. Olan var, olmayan var meyasacığım. Ama siz haklısın, beni orada gaza getirdiniz. Öyle yaptım ben. Öyle de hoş değil. Doğru doğru. Yok anne. Gaza getirdiler. Yani gösteriş meraklısıymışsın sen de Allah aşkına. Gelinin sana vermez dediniz. Ben de gelip istedim verdi. Ben de bak verdi dedim. Sevilay Hanım gösterişi çok seviyorsun sen. Kayınvalideler beni izleyin lütfen izleyin. Bak oğlum, sayısını siz... bile bilmiyorum direkt aldım. Getir. Tak hayatım şu sağa mı taksan? Bir. Kolum ağırlaştı. Sekiz. Ha, 9 oldu. Gördünüz mü? Anneciğim gözün doymuştur değil benim mi? Benim gözüm hep tok da oradakilerin... Git onların içinde onların da gözleri tamam, doyuyor. Hadi bebeğim. Kadınım, hadi ben kalk, yemeği de alayım hadi bebeğim. Kız bu ağırmış bunlar ya. Hiç yeşimden görmedim öyle. Böyle yeşim. Aa, Beyhan teyze geçen gün aldı bileziklerini vermedi ya kızım. Evet. Evet. Ama hepsini zaten Beyhan ya. Hanım var ya yeşim itiraz etti ya almayacağım diye. Bayılacak böyle. Beyhan Hanım da bir yürek var ki dağ gibi. Oo. Kimde yürek var? Bende. Hiç göremiyorum. Bende. Hiç göremiyorum. Ben istesem veririm, istesem de alırım. Verim benim gelinim. Bana bak, ben de istedim aldım ve borç aldım vereceğim.
Gelin benim gelinim. Ben kavgayla almam. Aramızı açamazsınız. Benim hiç uğraşmayın. Ha, bir saatten açılacak. Ben istersem kadar alırım ama kavgayla almam. Yeşim kavgayla almam. Yeşim. Ne diyor? Evet, o direkt kavga dövüş yapmaz. Onun farklı yöntemleri vardır. Sizin gibi değil. Heh. Altına da aşıktır. Burada herkes anlamıştır az çok. Ama senin de öyle ben altın istemem ya da almam tarzında bir yapın yok. Ama benim de ne kadar adil olduğumu biliyorsun. Sen ona güvenerek de biraz diyorsun. Çünkü benim vereceğimi çok iyi bilirsin. Evet. İstersen ben seni kırmam, altın için o tür muhabbetlere de girmem. Hepsini evet, o da öyle söyledi zaten. Evet, ben o geçiyorum şey ikinci metrelerimize. Beyhan Hanımcığım, sen altını çok seviyorsun. Konu yine sensin. Yine ben. Ne kadar? Torununa düşkünlüğüyle bilinen kayınvalidelerimden Hayat Hanım, torunu söz konusu olunca bakalım gelini Deniz hakkında öyle bir şey itiraf etmiş ki bakalım ne itiraf etmiş, yine ne çıkacak bakalım. Torununu göstermiyordu. Bir sorunlarınız vardı buradayken geçen gelmenizde. Evet, evet. Çözüldü mü o sorunlar? Arada görüyorum şükür. Hmm, evet, evet. İyi bari, arada iyi görüyorum. Ama benim gelinim torunuma hamileyken, 5 aylık hamileyken benden sakladı, söylemedi. Aa. Kızım aa, sen hamile misin, bir şeyin var? Hayır diyor. Şişkinlik var diyor. Aa. Gaz var diyor. Herkes biliyor. Sebep? Ama benden saklıyor. Bütün herkes biliyor hamile olduğunu. 5 aylık İtalya'ya hamileymiş. Kız sana bu gelin, senin gelin bu tas sen ana karnındayken mi taktı göstermemeye, bildirmemeye? Demek ki Sevilay Hanım, demek ki öyle. Ya gelin doktora gideceğim dedi bana. Ben de tesadüfen böyle arkasına takıldım. Gittim ki bu 5 aylık hamile. Bayılacaktım sinirden, üzüntüden kriz geçirecektim. Niye dememiş sana? Efendim ben herkese söylermişim. Nazar edermişim. Yani nazardan korkuyormuş. Ya şimdi ben çok karşı çıkardım. Çok da sinirlenirdim. Niye? Evet. İlk torununuzdu değil mi? İlk torun, evet. İlk torunum. Ben yani herkesten önce senin bilmen gerekiyor. Yani nazar edermişim. Herkese söylenir. Aa. Nazar olmuş. Ama peki canım hadi her bence şey işin öyle geldi Sevil gelinlere Hanım. Gelinlere kızıyoruz ediyoruz da bazen de koruyasım geliyor. Oğlun niye demiyor? Hadi gelin seni düşünmüyor. Ayol kız gelin demeden oğlun der mi? Aa, ne kadar tuhaf ya. Deniz 5 ay sakladın ha? Evet çünkü gazım var dedin, karnım ondan şişti. Ya aslında karnım ilk 5 ay çok da şişmemişti. Son aylarda çok şişti. Ben de saklarım diye düşündüm kendimce ama zaten sakladığımda da anlamamıştı. Yani başka doktora kimseye mi söylemedin? Yani şöyle ben baby shower yapacaktım. Kimseye söylemek istemedim. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de benim ablam ilk hamileliğinde düşük yaptı. Abimin eşi yengem ilk hamileliğinde düşük yaptı. Şimdi açıkçası korktum. Benim de ilk hamileliğim. Acaba düşük yapar mıyım? İnsanları önce bir heveslendirip sonra Allah üzer miyim? Ya. Çok hani yani öyle düşündüm. Ama kayınvalidem sabredemedi. Benimle birlikte hastaneye geldi. Ben de zaten hani çok şey yapmadım. Tamam gel buyur, hastaneye gittik. İkimiz de zaten gittik. Doktor baktı ve öğrendi. Ama orada sinirlenmesi bence çok yanlış. Çünkü ya torunun olacak ya, sevinmen gerekiyor. Ha bir ay, ha 5 ay ne fark ediyor saklıyor, ki? Saklıyor, sevinecekmişim. Ama Allah korusun düşük olsaydı Allah ne korusun yapacaktı? Allah daha korusun çok üzülecekti. Hani önce bir sevinecek, belki bir şeyler yapacak, işte patik yapacak, işte yelek yapacak. Daha sonra da üzülecekti. Ben onlara bakıp ağlayacaktım. Yani aklımda o kadar kötü bir senaryo vardı ki. Ama işte ablamdan ve yengemden dolayı hani öyle düşündüm. Hep kötümser misin genelde böyle? Aslında evet ya, öyleyim. Ha. Böyle bir şey olacaksa ya aman ya bu olmazsa ya şu en kötüsünü düşünürüm. Bilmiyorum. Aslında çok kötü niyetle yapmamış Hayat abla. Evet. Hiç inanmıyorum. Ne be? Ne kötü niyetle yapmamış? Ne kötü niyetim olabilir ki burada? Diyorsun ya nazar. Tamam nazar diyebilir, işte düşük yapabilirim. Siz üzülmeyin diye aslında bunu düşündüm. Aa. Bir de sürpriz olsun Deniz istedim. Yani tembihleyebilirdin sanki. Anne bak böyle bir şey var. Hani aranız iyi evet olsun olmasın diye. Evet. Her babaannenin ya da anneannenin torunu olmasını bilmeye hakkı var değil mi? Yani bence söyleyip tembihleyebilirdin. Anne bak böyle bir şey var. Aramızda kalsın diyebilirdin. Dört ay sonra torunu olmuş öğrendik. O aramızda kalır mıydı ama işte o bence de kalmaz biz. Onu da bana bırak. Ya bir arkadaşına söylese o arkadaş herkese söyleyecek. Hayır söyleme dedikten sonra söylemem ki zaten. Öyle olmaz ama işte. Hiç sana katılmam. Ne yapardı? Sence çekindiğin konu ne? Herkese mi söylüyor?
Yani hem herkese söylüyor, hem dediğim gibi hani düşük olur, bir şey olur, Allah korusun kötü bir şey olursa da her, yani böyle bir anda üzülmelerini istemedim. Hani önce heveslenecekler, sevinecekler, daha sonra da üzülecekler. İyi eşine söylemişsin. Eşimi mecbur söylemek zorundayım. Değişik, çok değişik. Hayat abla ne dedi sana? Çok karnında böyle şişkinlik gibi bir şey mi hissettin? Böyle baktım hafif. Ne oldu Deniz dedim, sen hamile misin yoksa? Hayır dedi, ben hamile değilim. Karnım şiş dedi. Nasıl da anlamışsın? Gaz var dedi. E tecrübe, tecrübe evet. De var. Sonra bunu takip ettim ben. Aa. Yüzü güzelleşti mi böyle, yüzü de değişti mi? İyiydi, zaten her zaman güzel. Evet. Güzel zaten, güzel kız. Şimdi onu ben şey yapamam yani, gerçekleri söylerim. Hı. Güzel zaten kendisi her zaman. Şimdi soruyorum diğer kayınvalidelere. Sevilay abla, senden saklansa 5 ay boyunca ne yaparsın? Üzülürüm. Küsersin sen de. Üzülürüm. Hem de ne güzel. Haber alınca çok sevinirim ama yanlarına da bırakmam yani o gizlediklerin için. Bir ceza sen, kesilir yani. Beyhan Sultan. Yani benim oğlum varken benden saklamamı gibi bir şansları yok. Ama sebep olarak nazar değmesin ya düşerse... Yok öyle şeyler düşünmezler bunlar. Böyle nazarmış. Rabbim veren de Rabbim, alan da Rabbim. Saklasa üzülür müydün? Tabii ki. Yani Hayat Hanım haklı mı? Tabii haklı. O konuda haklı ama Deniz de kötü niyetle... Kötü niyetle yapmamış. Değil, yapmamış yani. Yani. Ben çok üzüldüm. Nurten abla... Ben de çok üzülürdüm, ben duyunca çok sevindim. Fabrikadaydım ben, bana haber verdiklerinde. Gece vardiyasındayken beni aradılar, saat 11 civarında makinenin başındaydım. Elim ayağım böyle makineden durdu yani. Ertesi gün hemen baklava dağıttım, götürdüm. Hayır, şimdi saklamışsın yani. Hadi diyelim ki 3 ay beklersin ya en tehlikeli zaman, okey. Evet, sen 5 aylık kendi kendini öğrenmiş, kaç aylıkken söylemeyi düşünüyordun? Yazdı. Bir ay daha geçebilirdi mesela. Doğarken. Bir ay daha geçebilirdi. Niye? Hayat abla doğuma çağırmış. Bir zararı yok sonuçta. Öğrenecek eninde sonunda. Doğuracağım, o çocuk çıkacak Allah yani. Yedi ay mı doğuracağım ya diye. Ben şimdi en çok Nurten ablada hissettim. Böyle yaşadı bir anda. Fabrikadaydım dedi. Hani o çok güzel bir haber ya. Anne torunun oluyor. Değil mi? Makinenin başında ben böyle gözyaşına doldum. Yanımdaki arkadaşlarım, makinalardaki arkadaşlar bana bir şey oldu zannettiler. Ne oldu abla dediler. Ben o an dedim ki torunum oluyor dedim, böyle sevindim. Aa dediler, yarın bize dediler artık baklava getirirsin. Ya böyle. Bir de öyle bir şey var. Sen öğrendin yani. Böyle konuya komşuya bir şey dağıttın mı? Nursel Hanım öğrendim var ya, hüngür hüngür ağladım. Ya. Bak Deniz biliyor. Değil mi? Hüngür hüngür ağladım ve hemen koştum eşime. Deniz hamileymiş, Deniz hamileymiş. Ne zaman dedi, hamile 5 aylık. Nasıl ya dedi 5 aylık. Nasıl 5 aylık dedi. O da bayağı bozuldu. Böyle şey olur mu ya dedi. Bu dedi, mutluluktan bize dedi. Mutluluğu bize esirgiyor dedi. Olur mu böyle şey dedi. Hemen gitti. 2 tepsi baklava aldı, dağıttık. Derneğimiz var bizim. Dernekte dağıtıldı. Öyle bir adet var herhalde. Tabii canım. Haber alınca dağıtıyor. Doğunca da haber alınca da dağıtılıyor. Ben de dağıtmıştım. Neyse ikinci de hemen... Söyleyelim. İnşallah, inşallah. Olursa. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi söz bakalım. Mü? Hemen söyle söz bu mü? Kadar. Söz mü? Ya aslında çok da söz vermek istemiyorum ama. Hadi barışmış olursunuz. Şu söz Türkiye'nin ver. Önünde söz ver. Bak bütün Türkiye bizi izliyor. Söyle. Söz. Hadi söz. Hadi. Hadi gel barıştık hadi bari. Hadi gel. Hadi gel. İnanır mısınız yine sizinle devam ediyorum. Hiç bitmiyoruz. Gelinlerimden Deniz'le devam ediyoruz. Deniz'in kayınvalidesi Hayat Hanım hakkında Deniz ilginç bir itirafta bulunmuş. Bakalım bu itiraf neymiş, tam da yeni barıştılar, izleyelim. Bir şey söyleyeceğim Deniz'ciğim. Senin zaten buradayken de kayınvalidenle böyle aran soğuktu ya. Siz ne oldu ya? Bir de kalktınız geldiniz beraber yarışmaya. Yeşim biz zaten kayınvalidemle küsüz. Biliyorsun ki burada da bizim aramız bayağı bir bozuktu. Şimdi ben bir gün bunlara dedim ki aramız dargın, bari ben gideyim kayınvalideme bir yemek yapayım güzelce. Hani burada yemeklerimi de çok şey yapamıyordu ya, beğenmiyordu ya, fos çıkmışım ya ben. Ne aldım biliyor musunuz? Patlıcan. Şimdi patlıcanın fiyatını artık herkes biliyor zaten, malum. Kayınvalidem de tam çağırdım. Hani ufak tefek yardım eder bana diye. Tek başıma yapamam diye. Çağırdım geldi. Bana dedi ki Deniz dedi, bu patlıcanlar ne burada? Ne var anne dedim. Ne oldu ki? Hani ben yemek yapacağım dedim. Kilosu 20 liraya patlıcan mı olur dedi. Sizin için yapacağım anne dedim. Ne olacak ki? Olur mu öyle şey dedi. Poşetleri sen topla. Fişi de yani oradan kaptığı gibi markete sen götür. Sonra kızım
Ben onları iade ettim. Sana da evden tarhana getirdim dedim. Yani şimdi ben bu saatten sonra kayınvalideme neyi, ne yapıp gönlünü alayım? Yani evet artık herkes kayınvalidemin burada cimri olduğunu biliyor ama hani bu kadarını inanın ben bile beklememiştim. Kayınpederim tabii ben yemek yapacağım ama kayınvaliden patlıcanları götürdü. Evet. Ben nasıl yemek yapacağım? Tarhana getirdi. Kayınvalidem sen tarhanayı getir. Sadece tarhanayı pişirdim, önlerine koydum. Sonra kayınpederim de ne dedi biliyor musunuz? E siz o yüzden böyle elerdiniz işte bak bir tarhana yapıp koymuş önüme dedi. Sırf hani ayıp olmasın diye diyemedim ki kayınvaliden patlıcanları aldı götürdü diye. Neyse artık yapacak bir şey yok inşallah düzelir diye ümit ediyorum. Hayat abla üşenmedin topladın patlıcanları fiyatından dolayı markete geri iade ettin. Evet. Yerine tarhana aldın. Evet. 20 liraya da patlıcan alınır mı kuzum? Ben de almazdım. Aa ne demek aa? Yok ne ben demek de ya? Almazdım. Şey bir kere mevsimi değil bir de çok pahalı. Evet. Tarhana güzel hareketi olmuş ama yanına da bir şey pilav. Hem yararlı pilavı da o yapsaydı canım. Hiçbir şey yapmama izin vermedi ki zaten. Ben niye uğradığımı şaşırdım. Kafamda bir plan var. İşte ne güzel patlıcan almışım. Şakşuka yapacağım, pilav yapacağım. İşte yanına cacık yapacağım falan filan. Ama kayınvalidem poşetleri alıp gidince yemin ediyorum nevrim döndü. Ya dedim ne yapıyor? Ya şöyle bile düşündüm. Acaba evine mi götürecek? Hani pahalı ya evine mi götürecek? Zaten parayı da getirmedi. Bu arada parayı da ne yaptı onu da bilmiyorum. Fişi de tarhana oradaydı. Tarhana aldı. Tarhana evden getirdin tarhana ya. Tarhana da hayır tarhanayı aldım. Tarhana almış getirdi. Üstünü ne yaptın? 20 liralık tarhana mı aldın? Evet çok pahalı. Tarhana da pahalı. Pahalı. 20 liralık aldım evet. 20 liraya almışsa iyi tarhana. Evet. 150 lira. Küçücük bir şey almıştır. Bir pişirimlik aldım canım bir pişirimlik. Zaten fazlasını almaz da bir pişirimlik aldı. Ben de tarhana... Yemek yapamadın. Yapamadım çünkü eşim işten geliyor. Kayınpederim geldi. Hepsi aç beni bekliyor. Hemen yaptım hızlı hızlı. Koydum kaseye. Sonra zaten kayınpederimden de... Bir kaynanamdan, bir kayınpederimden lafları yedik, oturduk. Bir tek çorba mı yaptın dedi. Aynen. Siz zaten dedi, bir çorba yapmışsınız, yaparım. Siz o yüzden elenmişsiniz dedi. Yani ben yanına pilavı da yapardım, başka evimde malzeme var yine onu da yapardım ama patlıcanları poşetleyip gidince ne oluyor dedim. Yani her şeyi bekliyordum ama bunu beklemiyordum. Şeyde ay niye beklemiyorsun canım pahalı, 20 lira da verip patlıcan alırım. Zaten ben bu mevsimde patlıcan yemem. Ya 20 lira verip de patlıcanı yemem. Tercihi de yani Deniz şeyde biraz sen de sanki kaynananı mı rezil etmeye çalıştın sofrada? Atıyorum patates yemeği yapsaydın yanına neden bir tane çorba bravo. Çıkardın ki? Ya ama işte sen şimdi çok anlaşıldı. İyi biliyorsun. Sen şimdi çok iyi anlaşıldı. Biliyorsun. Eşim ikide bir diyor ki Deniz yemek nerede babam aç. Deniz yemek nerede babam aç. Tamam diyorum dur hemen çorbayı koyup geleyim diyorum. Neyse koydum geldim. Sonra ben tekrar gidip de durun size başka bir yemek yapacağım, başka bir yemek çıkaracağım da diyemedim. Kayınvalidemin o yaptıklarını da anlatmadım. Dedim ki gene neyse sus Deniz gene konuşma çünkü konuşsam yine ben haksız olacağım ne gerek var. Tamam ama bak şimdi sen ona karşı bir taktik yapmışsın. Onu yemeksiz malzemesiz bırakmışsın. Ben senin yerinde olsam Deniz yoktan var ederdim işte patatesten bir şeyler evet, yapardım. Yani. Etsiz de olsa bir şeyler çıkardım yine cacık yapardım. Vallahi hayatım o zaman şöyle iki patates kızartabilirdi, iki biber kızartabilirdi. Evet. Peki sen iki söyleseydin üzerine hadi. Sosunu koyabilirdi. Hadi ben hatırlamadım ya da o an aklıma gelmedi. Her şeyi gelmedi. Biliyorsun hadi. Da. Yok. Hadi biber de biber de pahalı. Biber kızartsaydın diyorsun. Bak Evren hemen bakmış. Diyor ki yarım biber kilosu 18. Hayır evet, konserve evet. Hayatım konserve var bak. Biberin. Biberin evet ben yapıyorum. Biberin konserve mi yaptın? Kızartıyorsun kavanoza koyuyorsun. Evet ben yapıyorum. Yok. Tamam onu sen yapıyorsun ben de yok. Kızarttın patatesin üzerine servis yapıyorsun. Ya senin kafandaki neydi? Aldın malzemeyi tarhana getirdin. Yani desene mesela alternatif söyleseydin. Gel kızım şu yemeği yapalım. Şöyle yapalım. Yani bir tek çorba ya. Ayol suratı böyle düşmüş. Ayol nasıl düşmesin? O surata ben şey mi söyleyeyim valla? Nasıl düşmesin ya? Ben kafamdaki bütün plan alt üst oldu. Surat gitmiş, surat olmuş, beş karışık. Tamam sen hemen kızım. Bak o alınır mı? Çok pahalı mevsimi değil. Gel biz seninle şunu yapalım deseydin ya. Yani karşı tepki alacağımı sandım söylemedim. Alınan şey geri verilmez ki. Ya ben zaten onlar ki. İçin yapıyorum. Ben dedim mantıksız. Ki anne dedim gel akşam yemeğini yapma biz de yiyelim. Ben malzemelerimi aldım zaten. Bütün benim planlarımı alt üst ediyor. Sonra bana diyor ki surat beş karış. Sen şimdi de diyorsun ki yanına niye bir şey yapmadın? O zaman sen söyleseydin ben kaldım mutfakta ne yapsam yapsam mı?
çok çok bocaladı. Hayat abla, çağırdığıma da pişman etti beni. O gün doydunuz mu? Bir şey diyeceğim. İnsan mutluysa ağzıyla yer. İnsan mutsuzsa burnuyla yer. Evet. Mutlu olman lazım evet. işte senin. Ben mutlu o gün eğer lazım. Suratı bir karışsa burnundan yedikten sonra ben ne anladım ondan? İşte yine yemeğim kabak benim başıma patladı. Kendi patlıcanları götürüyor. Şimdi ben niye böyle suratım? Ben Hayat Hanım'a bir şey sorabilir miyim? Sor. Hayat Hanım, sen şimdi malzemeleri geri götürdün ya manava. Evet. Madem öyle, onun evinde olmayabilir. Diyebilirdin kızım. Kayınpederin de burada, mahcup olma. Gidin evinden konserve mi getiriyorsun, biber mi getiriyorsun, melemen mi getiriyorsun? Sen çorbayı yap, şunları yap, bir makarna, masa hazırla. Eğer vücudunu düşünüyorsan, sağlığını düşünüyorsan her şeyi mevsimde yiyeceksin. Tamam, onu evet. biz de biliyoruz ama... Hasta olmak istiyorsan, kışın soğuksa da oturacaksın. Sen de bizi hasta etmek için gidip patlıcan alıyorsun. Sevgili izleyicilerim, sağlığınızı düşünüyorsanız Hayat Kayınvalidem gibi patlıcanı yazın yiyeceksiniz. Evet. Evinizde soğukta oturacaksınız, doğalgazı kısacaksınız. Cildiniz güzelleşsin, cildiniz. Çamaşır makinesi kullanmayacaksınız. Çamaşır makinesi kullanmayacaksınız, gelininize gidip yıkayacaksınız. Elektrik ateş pahası. En faydalı olan bu oldu. Elektrik ateş pahası. Son tadımımızı yapalım. Bakalım çeyrek altın kime gidecek? Son kayınvaliden Beyhan Sultan, bakalım yeni puanlama sistemine alışabilecek mi? Hoş geldin. Yiyorsun hemen puan veriyorsun yani, tamam mı? Yani imaj değişti diye hemen, değil mi? Afiyet olsun. Açabilir miyim? Açabilirsin. Püresi falan olmuş. Fena değil. Püresi fena değil. Köftesi? Evet, köftesi de fena değil. Olmuş. Çok değil de biraz beğendim. Tamam. Şimdi bu tabağa kulağıma söylemen gerekecek. Kaç puan verdiğini. Tamam mı? Onlar sonradan duyacak. Söyle kulağıma. Cevap yapmıyorsunuz değil mi? Yapmıyorum ya, yazacağım. Anlat. Ama yönetmenim anlatmış sana. Yalan yaptınız değil mi? Ay ya, hop! Ömer misin desin, git Allah aşkına ya. Bu ne ya? Her şeyi bunun başının altından çıkıyor. Bakalım o puanı verecek misin? Kulağıma bir puan söyledi. Hepimiz de bir şok yaşadık. Ay, hiç güleceğim yoktu. Ay Beyhan abla, hep seninle uğraşıyorlar hey ya. Ya vallahi billahi. Ha şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Püresini, köftesini beğenmedim. Beğenmedim bu tabağı. Köftesini, püresini beğenmedim. Evet, beğenmedim. Püresinde bir tat yok. Ha. Hiçbir tat yok. Ben bunu beğenmedim. Evet, bugünün noktasını sen koyuyorsun. Ben size şimdi bir nokta koyacağım. Sevgili Ay'cığım açılış yaptı. Diğer kayınvalidelerim virgül yaptı. Sen de noktanı koy bakalım. Şekil güzel, görüntü güzel ama salçasını sanki hiç lapa lapa bırakmış. Hiç kavurmamış, böyle lapa lapa bırakmış salçayı sanki. Bir tek salçasını mı beğenmedin? Püresini de beğenmedim. Tamam. Bunu da beğenmedim. Baştaki tabak, hani söylediğimiz tabaklar bir daha yorumlanmıyor ya. Ondaki aldığım pürenin tadı, şimdi kim olursa olsun o tabak, bunlarda böyle tat yok. Onda var mı? Evet, ondan bir tat aldım. Ben bu tabaktan böyle tam bir şey aldım. Köftenin tadını harmanlanmış, püresi olmuş, kızarması güzel. Bu tabaktan da tad aldım. Süper. Evet. Salçasının tadı hele, yani salça kokuyor, salça. Resmen. İyi güzel, mi? Tabii. Güzel kaldı. Bu tabaktan da tad aldım.
Aldım yani. Tamam. Hı. Afiyet olsun beğendiysen. Beğendim. O zaman puanlara geçebilirsin. Buna o kulağına dediğim tabağı vereceğim. Bir şey diyeceğim. Fikrin değişmedi yani. Yok, sözümden dönmeyeceğim. Aa, ne alaka? Yazıyorum. Birinci tabağı sen söyle tekrardan. 4 veriyorum. Tam 4 demişti az önce de. Birinci evet. tabağı 4 verdi. Değiştirmedi. Kalem yazmadı yalnız. Evet. İkinci, üçüncü ve dördüncüye. Buna 1 veriyorum. İkinci tabak 1 puan. Üçüncü tabak 1 puan. Üçüncü tabak 1 puan. Ona da 5 veriyorum. Dördüncü tabağa 5 verdin. Evet. Şaşırdık mı? Artık bana 4 mert demeyin. Verdin işte. İyi tamam. Demeyin, bir şeye takılmayacağım. Farkındasın yani. Şaşırmadım. Olabilir. Yani beklemediğim bir şey değil yani benim için. Tamam. Sürpriz değil yani. İçimden geldiyse. İçimden geldi, verdim. Tamam. İki tane bir kullandık. Bir 5, bir 4'ümüz var. İki tane birden bir tanesini açalım mı? Açalım. Gel. Bakalım son kayınvalidem. Son puanlar bugünün çeyrek altın kazananını ya da kaybedenini sen belirlemiş oluyorsun. Bir puanın sahibi bakalım kim çıkacak? İki tane birden bir tanesi. Açalım bakalım kime gitmiş? Açayım. Aç. Deniz. Beyhan teyze ben gittim geldim yine sen şu zincirleri kıramadın. Sen... bir daha git, bir daha gel. Ben gelenimi bulduktan sonra... Ya ben bir daha gidip bir daha gelsem ne olacak ki? Siz belli ki lezzetli tabaklara bir veriyorsunuz. Deniz bak bir dakika. Bir daha git, bir daha gel. Ben burada tüyo deseniz tüyo yok. Ondan sonra gelenimi tarif et deseniz o yok. Ben burada damak tadıma. Niye? Keşke birine 5 vereydim, ona da 1 vereydim. Yani. Yok zaten siz öyle lafta söylüyorsunuz. Sizde o cesaret yok. Benim kayınvalidemde var o cesaretle sizde yok. Siz 5-1-1 yapamıyorsunuz. Siz de böyle arada kalıyorsunuz ama geliyorsunuz lezzetli tabağa bir. Bak şimdi bak ben o hatayı yaptım ya. Daha senin kayınvaliden daha emekliyor. Bir yürüsün. Ben o hatayı çok yaptım emeklerken. Tamam benim kayınvalidem yine beni bulursa yine 5-1-1 yapar zaten. Tamam, o yani. Problem değil. O sen benim tabağımda neyi beğenmedin? Canım benim bak ben beğendiğim tabağı lezzete veriyorum. Vallahi ben buradaki kayınvalidenin hiçbirinin lezzete verdiğini düşünmüyorum. Vallahi lezzete siz veriyorum. Siz sadece tüyo arıyorsunuz. Biri tüyoyu nereden alıyorum? Sen mi veriyorsun bana? Vallahi siz 6 aydır buradasınız. Biz zahmet artık tüyolarımı da ezberleyin. 6 aydır da beni bir buluyor bir buluyor var ya sorma. Vallahi ben buradayken seni çok güzel buluyordu yeşil. Tabii canım. Tamam yaptığı Allah tek Allah. Taktik 4. tabağa 5 ver. Kaç kere gördün? Her gördüğünde de 4. tabağa 5 veriyor. Bak değişen bir şey olmuş. Ya benim kayınvalidem de 1'e takmış, bu da 4'e takmış demek. Ama Deniz ama kaç tane? Takmayın. Şunu merak ediyorum. Kaç tane 1 alırsan kabul edersin yapamadığını? Onu merak ediyorum. Ya ben hiç, bu 4. diyorum ya herkes kendi demek ki sizin yaptığınız tiyolarda benim tabağımda tiyoyu bulamadılar. Herkes olmamış. Tüyo. Deniz olmamış. Olmamış diye bir şey yok ya. Ben tabağıma baktım ve çok güzel. Patatesinde su tadı var. Ondan tamam suyla haşlıyoruz. Yani bir tat yok, tat. Belki tamam, su tadı diyorsun da patates... Siz de söylediniz patates suyun içine koyulur. Patates suyun içine koyulur, haşlanır, ezilir. Blender neyse çekilir. Tuz atmadık. Su tadı olması normal olabilir suda haşladığımız için. Belki benimki çok sulu olmuş olabilir. O zaman olabilir. Öğren de gel canım hayatım. Öğren de gel değil. Siz bence lezzetli tabağa bir vermeyi öğrenin artık. Ben hayatım, buraya gidip gelsem hiçbir şey değişmemiş. Bak Deniz ben gelinimin peşindeyim. Neyse ya inşallah ben bakalım hayırlısı siz giderseniz belki yeni kayınvalideler 5'i verir bana. Bakalım. Sen kalmayı başardı Deniz. Ben kalmayı başaracağım. Biraz zor. Buraya boşuna gelmedim. Öyle bir haftalığına falan gelmedim yani. Kayınvaliden inşallah bana 5'i vermeyi öğrenecek. Sen kendi kayınvalidene öğret bence ilk önce. Ben ondan mi? Sonra benim evet. kayınvalideme öğret. Benim kayınvaliden beni bulur. Belli. O ilk günün azizliğine uğradı. Yok, tam isabet buldu yani aslında. İlk günün azizliğine uğradı. İlk geldiğiniz bir hafta bana 5'leri verdi. Cuma günü de 5. günün azizliği dersin. Öyle yok, hiç alakası bile yok. Ya her ben bu şey bugün öyle çok sana. Artık puanlamaları çok hale almıyorum. Göreceğiz bakalım Beyhan teyzenin bana o 5 verdiği günleri. Kimleri bana konuşturma kurban olayım ya. Konuşmayın. Hemen açak. Konuşmayın. Şu imajımla. Niye hakkını yiyorsun? Niye konuşmasın? Güzelliğe bakın. Güzelliğe niye hakkını yiyorsun? Niye konuşmasın? Ya, ben şeye de yeşime verdiğim zaman yeşimle konuşuyor. Morayını bozmayın Beyhan evet ablanın. Ya. Bakalım bu güzelliğiyle, güzel yeni kaşlarıyla, imajıyla 4 puanı kime vermiş?
4 puan kimmiş? Aç şekerim, Niyase. Niyase, gene aldın 4'ü. Hiç sana sesimi çıkartma. Vallahi hiç hiç. Ben konuşmadım. Başladım, pazarı konuşma. Dur bir ağzımı açsaydım Beyhan teyze. Açma açma yani. Bir veremedim sana ya. Ya Beyhan teyze, sen bana bir vermeye geçti. Sen bana bir kere bir 5 veremedin evet ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Tüh 5 de vereydim iki bari. İki tabak arasında kalıyorsun. Bir kere de 5 bu tarafa hisse yani. Ya, ya hamdan düşün de. Vallahi düşün. Şimdi Beyhan teyze genel olarak tabağı beğendin zaten. Vallahi beğendim. Tamam. Onu zaten ya ağzında söyledim. Benim tabağımı 4'ten ayıran fark neydi? 5'ten. Abi 4. tabak demiş. Bak Allah söyletti 4. tabakta değilsin o yüzden. Ha. Bak şimdi. 4'ten ayıran şey neydi? Fark. Hemen hemen aynıydı. Hemen aynıydı. Ama şunu söyleyeyim, ondan öyle bir salça kavurma tadı aldım ki sanki böyle ekmeğini bandır bandır. Çok güzel kavrulmuştu. Vallahi, onun salçası. Şimdi şeyde salça kavurmayı üstüme tanımam. Ben tanıtırım sana. Çok tamam, sen ben, ayrısındır ben belki sana de tanıtırım bak ama bak bu da fena olmamış. Benim tabağım zaten güzel. Ben zaten genel olarak bir kişi hariç yüksek puan aldım. Zaten bu benim tabağımın güzel olduğunu gösteriyor. Evet. Sadece arasındaki fark yani bence seçim yaptın. Çünkü her şeyden önce Yeşim'in ya dediği gibi 4. tabağa senin zaafın var. Tabii evet, ki. Aynen. Tabii ki diyorum bak kendi ağzına diyor ki sen? Dördüncü tabağa zaafın var. Yo, bu an evet. Öyle bir şey düşünmedim. Bir kere onu benim beynime saklamayın. Genel olarak zaten benim tabağım hep güzel yorumlar aldı. Zaten güzel de yaptığımı düşünüyorum ben. Yani elinize sağlık. Sen gene hiç sesini çıkartma. Dua et. 4 aldım. Yani keşke 5 olsaydı. Ya yok 5 olmasın. Ben aşağı düş. 1 olsun. Hasrete 5'i verdiysen, bana da 1'i verdiysen zaten direkt yanına otur. Oraya çek tabureyi bence. Vermiş olabilirsin. Gözden hasretli bir ara. Evet. Hiç üzülmedin. Bak bu düşünce seni hiç üzmedi yani. Ya niye ben hasrete 5 veriyorsun? Niye hasret çok misin? Üzüldü sağ ya benim ben. Aklımla mı oynuyorsunuz ya? Şu an iki ihtimal kaldı ya. Ya hasrete vermiş olacak ya ben yani. Beni bulamamışsan hasreti bulmuşsun demek. Ya ne kadar karamsarlar bugün gelinler. Allah Allah. Canım benim. Şimdi göreceğiz aşkım. Hemen seni kurtarıyorum bu dertten. Vallahi. Bakalım. Beyhan kayınvalidem 5 puanı kime layık gördü? Hasret mi, Yeşim mi? Beş puan alan gelin bakalım kendi gelinimi. Hazırsan 5 puanın sahibini öğreniyoruz. Aç şekerim. Aç sana Allah'ım. Gel şekerim birlikte açalım. Gel gel. Gel. Aç. Yeşim. Biliyordum ya, biliyordum. Ve hasret. Bugün gerçekten salça sosumu herkes beğendi. Farkındayım. Vallahi salça sosu. Çok fazla fazla da kavurdum. Evet, salça sosu. Benim anlamadığım bu salça sosu nasıl kavrulmamış olabiliyor? Senin tabağına sen salça sosu. Ben tabağının büyüklüğünden bahsedeceksin galiba. Hayır yok, gel gel ben sana göstereyim. Göster bana gerçekten tabağımı. Gerçekten salçayı kaşıkla koymuşsun. Kaşıkla koydum zaten. Bak hayatım bak bak. Bir kişi daha sana söyledi onu. Bak, bak, 3 kişi. Salçayı gerçekten kaşıkla benim kayınvalidem Beyhan. Neyle koysaydın? Bak hayatım hiç mi kavurmadın bunu? Kavurmadım mı? 10 dakikadan fazla kızım, kavruldu bak, bu. Bak Allah'ınızı severseniz. Ben bilmiyorsam bilen gelsin. Sanki. Yok benim kayınvalidem de Hayat teyze de dedi. Neyi söylediler? Ya hiç suyla karıştırmış üstüne döktüm. Evet. Hayır öyle bir şey yapmadım tabii ki. Yani yapmadım. Bunu suyla karıştırırken bu şef görmüyor mu ki acaba? Bu kameralar görmüyor mu suyla karıştırıp da koyduğunu? Hepimiz suyla o yapıyoruz. O zaman eksi puan verirler. O şekilde yaparlar. Bak bir dakika. Bak hepimiz suyla yapıyoruz. Bir dakika gelinim savunur ama ben dedim ki suyla karıştırmış koymuş dedi. Bunu bu kameralar görmüyor mu? Bak dinlemiyorsun. Neden suyla karıştırdın koydun Nurten, düğümü bak, arıyorsun bak, demiyorlar şey mı geline? Nurten bana gelin cevap versin sen değil. Tamam bence sen suyla karıştırmış dedin ya. Bak hayatım kavurmadan suyla direkt karıştırmış koymuş yok. Nasıl kavurmadı? 15 dakikadan fazla ben bunu kavurdum bu ateşin altındaydı. Ateşin altı mı söndü görmedim ne oldu ki? Hayatım tadına baksana. Suyu kalmamıştı kavrulmaktan salçanın içinde suyu kalmadı. O dereceye kadar kavruldu. Sen salçanın çokluğundan bahsediyorsun galiba. Ya çok böyle benim köftem büyük ya. Hani köftenin üzerini tamamını kapladığım zaman doğal olarak salça sosum da fazla oluyor. Kavurma az diyor. Kavrulmamış diyor fazla. Ya direkt bak bir şey 15 bak. Dakikadan fazla kavruldu. Gelizim, bu alt tarafı şu kadarcık bir salça kavrulmayacak da ne ben, oldu? Allah'ım bak. Sevilay bir. Onları konuşturan ben. Iki. Bunlar bundan sonra görürler. Boş. Bugün benden 5 aldı ya. Uğur sağa gelip biri vereceğini
Bileydim ya, ben ya. Nereden bileyim kendine 5 verdin? Ne alakası var kurunun sizin bana 5 ver... Yanmışım. Allah Allah. Ağzınızla dediniz ki lezzetli olmuş ki 5'i verdim. Evet. Yani ama Nurten o da benim salçayı suyla kavurmuşsun diyor buraya. Nurten biz de su koyduk. Az kavurmuş. Karşılık. Şimdi şöyle Beyhan abla, hani dedin ya suyla karıştırılmış oraya koyulmuş dedin ya. Hani şuna dikkatimi çekiyor. Burada 4 tane gelin yemek tamam. yapıyor ya. Burada bütün kameralar bundan yaptığını içinde tavanın içini bile kamera gösteriyor değil tamam, mi? Tamam. Bunu diyorum hani suyla karıştırmış koymuşlar. Neden uyarmıyorlar burası? Ya, benim bak, düşündüğüm ben, şey burası. Bana, sevgili bak, gelinlerim bu. Ve kayınvalidelerim. Bakalım. Üşüyordum ha. Beyhan abla. Nazar. Bugün herkeste nazar. Bir şey var. Evet. Bugün herkeste bir şey var. Benim elimde daha güzel bir şey var. Gelinlerim ayağa kalkabilir misiniz? Haftanın ilk gününde günün en yüksek puanını alıp elimdeki çeyrek altını kazanan gelinini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Beyhan abla yeni bir imajın yaradı. Şans getirdin. Bundan sonra böyle. Allah'ım şu çeyreklere bakın ya. Tak tak bitmiyor. Bilo aga bundan sonra böyle. Maşallah. Tebrikler. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 21 puan, Niyase 17 puan, Hasret 15 puan, Deniz 5 puan. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Yarın aynı saatte daha da güzel bir enerjiyle buradayız. Hoşçakalın.